Biraz beklerseniz. Böyle basılıyor. Mute. Mute. Unmute ya. Ha. Unmute. Söylüyorum. Güzel. Evet, herkesin kendisini bir unmute etmesini istiyoruz. Hocam YouTube yayınımız başladı. Eğer aile bireyleri de buradaysa başlayabiliriz veya biraz daha bekleyebiliriz isterseniz. Evet, madem YouTube'a bağlandık canlı yayına, değerli arkadaşımız Profesör Doktor Osman Sevaioğlu'nu anmak için bir araya geldiğimiz bu toplantıyı açmak istiyorum izninizle. Fakat bu arada katılımcıların tek tek gelmesini bir süre daha bekleyebiliriz. Toplantımızın daha çok ulaşabilmesi için. Hocam herkesi mute ettim. Mikrofonlar açıktı. Melek hocam bir daha açarsan. Evet, değerli konuklar. Çok zamansız kaybettiğimiz arkadaşımız Profesör Doktor Osman Sevaioğlu için düzenlediğimiz bu anma toplantısında sizlerle birlikte olarak acımızı paylaşmak ve onu konuşmak, onun özelliklerinden bahsetmek, onunla ilgili anekdotlar anlatmak ve Osman'ı gönlümüzde yaşatmak için düzenlediğimiz fırsatlardan ilki bu. Hoş geldiniz. Umuyorum katılmak isteyip de henüz katılamamış olan diğer yakınları da bu önümüzdeki birkaç dakika içinde toplantıya katılırlar. Çünkü sanıyorum bugün Osman hakkında çok çok hepimizin bir kısmını bildiği, bir kısmını bilmediği güzel şeyler konuşulacak ve birbirimize Osman'a olan sevgimizi, Osman'a olan saygımızı tekrar dayanışarak güçlendirmek için destek olacağız. Toplantımızı başlatırken ilk önce ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın İlkay Ulusoy'u konuşmasını yapması için bu ekrana davet ediyorum. Sevgili İlkay. Duyuyor musunuz hocam beni? Tamam, duyuluyor. Tamam, teşekkür ederim. Osman Hoca ile benim muhabbetim ben asistanken başladı. Bu zamana kadar da hep sürdü. Çok sıcakkanlı, açık, fikirli, konuşkan, içi dışı bir insandı. Hiç ayırt etmezdi, insan ayırt etmezdi. O dürüstlüğün en önemli özelliklerinden biridir bu. Bölüm başkan yardımcılığı yaparken Osman hocamız bütün imkansızlıklara rağmen bölümümüzü güzelleştirmeye çalıştı. Bunu ben o zaman fark etmiştim. Enerji piyasası üyeliği, kurulu üyeliği sırasında da hem üniversitemize hem ülkemize faydalı olmak için çok uğraştı. Ve bilirkişi olduğu konularda bizleri aydınlattı. Toplumsal faydayı da sağladı çok bütün ömrü boyunca. Sanki biliyormuş gibi hastalığından az önce bizlerle vedalaştı, helalleşti. Hastalığı sırasında öğrencilerini mağdur etmedi. Hastaneden hemşireler üzerinden arayıp notlarını verdi. Ben hastalığı yeneceğini düşünmüştüm ama buna enerjisi yetmedi. Bu süreçte tanıştığım çok kıymetli eşi Emel Hanım'a, kızlarına ve tüm ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin hocamıza. Hocamız huzur içinde uyusun. Teşekkür ederim. Osman'ın kaybı kolay alışılacak bir şey değil. Benim
Onun için yazdığım küçük bir notta söylediğim gibi yeryüzündeki toplam ağırlığı bir gramı bile bulmayan bir virüsün maalesef yakınlarımızdan ilk yakaladığı ve maalesef aramızdan ayırdığı sevgili dostumuz. Çok değerli özellikleri var. Onun özelliklerini bizimle paylaşmak, anılarını paylaşmak isteyenlerden birisi de ODTÜ'nün bu sabah yeniden seçilen rektörü. Umuyorum aramızdadır. Sevgili teknik arkadaşımız Furkan'a soralım. ODTÜ rektörlüğü acaba bağlandı mı toplantımıza Furkan? Evet hocam, Verşon Hoca aramızda. O zaman sözü Sayın Profesör Doktor Mustafa Verşan Kök'e bırakalım. Teşekkür ediyorum Melek Hocam. Değerli hocalarım, arkadaşlarım. Hepimizin bildiği gibi sevgili hocamız Osman Sevayoğlu 72 yılında elektrik elektronikten lisans, 75'te yüksek lisans, 82'de de doktora derecelerini almıştı. Hocamız 72-77 yılları arasında da Türkiye Elektrik Kurumu'nda mühendis olarak çalıştıktan sonra 2 yıl süreyle de Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1 Kasım 79 tarihinde ise Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünde öğretim görevlisi olarak başladıktan sonra 86 yılında yarım doçent, 1 yıl sonra doçent, 92 yılında ise profesör unvanına yükseltildi. Hepimizin çok iyi bildiği ve çok büyük gurur duyduğumuz hocamız Profesör Doktor Osman Sevayoğlu 2001-2003 tarihleri arasında da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı'nda kurul üyesi olarak görev yaptı ve üniversitemiz adına büyük bir destek verdi. Daha sonra 2003 yılında tekrar üniversitemiz bölümüne dönen hocamız 20 Kasım 2003 tarihinden itibaren de profesör olarak göreve başladı. Hocamız 95-98 yılları arasında da bölüm başkan yardımcılığı yaptı ve hocamız 8 Şubat 2017 tarihinde de emekli olarak üniversiteden emekli olmasına rağmen yine ders vererek katkılarıyla hem üniversitemize hem de çok sevdiği öğrencilerinden ayrılmamış oldu. Ben müsaade ederseniz hocamla çok büyük bir yakınım yoktu. Ben de hocamı ODTÜ'ye yazdığı mesajlardan tanıyordum ama çok kısa bir anımı paylaşmak istiyorum. Hocamız 20 Kasım 2015 tarihinde ODTÜ'ye bir mesaj atmıştı. Ben de o tarihlerde dekanlık görevine daha yeni başlamıştım. Hocam mesajında aynen şunları söylüyordu. Kasım'ın 1 veya 2'sinde odamda kalorifer radyatörü patladı. Odamı su bastı, kitaplarım ıslandı, hala nem kokuları var. Geçmedi, kaloriferimi alıp götürdüler. Bugün Kasım'ın 20'si, 20 gün geçti. Gelip giden yok, havalar soğuk. ABET'ten bahsediyoruz ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi şu sıralarda önde diyoruz ama ben soğuktan odamda çalışamıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Burayı biraz daha ağır söylemişti hocam ama ben bu şekilde paylaşmak istiyorum. Arayan yok, bakan yok, duyuyor musunuz diye aslında ODTÜ'deki yazılarından birini yazmıştı. Ben nedense bir anda bunu üzerime alınmıştım. Hemen hocamı aradım, ulaşamadım. Sekreterliğe not bıraktım. Daha sonra hocam geri döndü. Ben biraz da hocamdan çekinerek, hocam dedim, dekanlıkta bir tane taşınabilir kalorifer var. Onu size göndermek için aramıştım sizi dedim. Hocam şaşırdı biraz. Bana hocam siz biraz farklı birine benziyorsunuz dedi. Ama sonraki süreçte de her zaman yeri gelince eleştirilerini hiç benden esirgememişti. Hocamız çok başarılı akademik kimliğinin yanı sıra çok yönlü ve değerli kişiliğiydi. Her zaman benliğimizde yer alacak. Tüm sevenleri tarafından daima sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır. Hocama Tanrı'dan rahmet, başta sevgili, değerli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine de sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hocamızı anmamız için, bir araya geldiğimiz için bunu düzenleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Sayın Kök. Çok güzel bir anekdot anlattınız Osman'ı. Çok bize hatırlatan, onu tanıtan olaylardan biri. Şimdi bundan sonraki konuşmacımız Elektrik Mühendisliği Odası Ankara Şubesi Başkanı Sayın Ecevit Ablak. Sözü Ecevit'e vermek istiyorum. Merhabalar hocam, ses geliyor herhalde değil mi şu an? Osman, evet. Hocamızın merhabalar herkese. Osman hocamızın değerli ailesi ve yakınları, değerli hocamız
hocalarımız, değerli tüm katılımcılar, başımız sağ olsun. Öncelikle ben de ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum aynı zamanda. Hocamız aynı zamanda Elektrik Mühendisliği Odası üyesiydi. Birçok konuda bize çok yardımcı oldu. İç Anadolu Ankara İli Enerji Forumu, 2. Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, Toplumcu Mühendislik Günlerinde Nükleer Santral Münazarası, bölümde yapılan birçok yine odamıza dair tanıtımlar, mühendislik emeğinin dönüşümünün sağlanması söyleşimiz, elektrikten kaynaklı yangınlar seminerleri, gerilim yükselmesinden başlayan yangınlar webinarı, yenilenebilir enerji tariflerinin desteklenmesi konu söyleşi gibi birçok başlıkta özellikle de genç üyelerimize, genç meslektaşlarımıza birçok konuda yardımcı oldu. Odamızın her zaman elinden tuttu. Aynı zamanda ben de öğrencisiydim. Ben de kendisinden ders aldım. Hocamız da benim en çok sevdiğim özellik, gerçekten renkli bir tarafı vardı, renkli bir kişiliği. Ne kadar yani siyasi görüş olarak farklı olsanız da herkesi anlayabilmek için gerçekten sınırsız bir özgürlük anlayışı vardı. Benim Osman Hocam da en sevdiğim özellikti. Toprağı bol olsun, ışıklar içerisinde uyusun. Kazanımlarıyla ODTÜ ailesi yetiştirdiği mühendisler de onun düşüncelerini mutlaka ileriye taşıyacaktır. Çok teşekkür ederim herkese dinlediği için. Sağ olun hocam. Bu kadar hocam, Melek Hocam benim şeyim. Peki. Sayın Ecevit Ablak'a çok çok teşekkür ediyoruz. Programımızın şimdiki bölümünde Elektrik Mühendisleri Odası'nın tarafından hazırlanan 6 dakikalık bir sunum var. Bu sunumu ekrana yansıtmamız mümkün mü acaba Ecevit? Ya da Furkan? Video hocam, videoyu istiyorsunuz değil mi hocam? Evet hocam, sizde olması lazım. Furkan, bunun için zamana ihtiyacın varsa ben biraz konuşabilirim bu arada. Başlatıyorum hocam videoyu isterseniz. Tamam canım. Thank you.
Ecevit Ablak'a ve Ankara Şubesi'ne bu güzel sunum için gerçekten teşekkür ederiz. Gerçi en baştaki yazılar biraz hızlı geçti fakat fotoğraflara baktıkça gidişine bir türlü inanamadığımız ve kabul edemediğimiz Osman'ın pek çok özelliğini fotoğraflarda da gördük. Bunları sanıyorum konuşmaya şimdi başlayacağız. Ele avuca sığmayan, yaptığı her işe coşkuyla sarılan, tutkuyla sarılan, esprili, konuşmayı çok seven, insanları çok seven, hayvanları çok seven yanlarını ve işine nasıl tutkuyla sarıldığını fotoğraflar da oldukça ayrıntılı bir şekilde gösteriyordu. Osman hakkında söylenecek çok fazla şey var. Onun için şimdi bundan sonraki sözü programımıza göre sırada Sayın Profesör Doktor Muammer Ermiş var. Ona bırakalım. Sayın Yücel, sesim geliyor mu acaba? Görüntüm tamam mı? Teşekkür ediyorum. Sevgili Osman Sevaioğlu'nun sevgili eşi Emel'e, sevgili kızları Eda ve Seda'ya, onların eşlerine, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mesai arkadaşlarına, sevgili öğrencilerine ve elektrik piyasasından dost ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Üzüntülerinizi paylaşıyorum. Osman ışıklar içinde yatsın diyorum. Sevgili Osman'ı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimim sırasında tanıdım. O zaman bölümümüzün adı Elektrik Mühendisliği bölümüydü. Dönemdaşım olup 1972 yılı mezunuyuz. Osman Tek'te göreve başlamasına rağmen akademisyen olmanın çekiciliğine kapılarak, ki o tarihlerde akademisyen olmak önemli bir şeydi ülkemizde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayarak önce Hacettepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde, daha sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde akademik hayata katılmıştır. Sevgili Osman'ın çalıştığı alana ve yaptığı işe adanmış ve inatçı bir kişiliği vardır. Çok renkli bir kişiliği vardır. Osman'ı tamamen tanımak benim için pek mümkün olmamıştır. Ama herhangi bir görev verildiği zaman veya o görevin kendi alanına düştüğünü hissettiği zaman onun üzerine gider ve sonuna kadar onu başarıyla sonuçlandırmak için olağanüstü bir efor sarf eder. Osman'ın COVID-19 olup şehir hastanesinde tedaviye alındığını duyduğum zaman onu kaybedeceğimizi hiç düşünmemiştim. Bunun da temel nedeni onun hani inatçı ve adanmış bir kişiliği olmasıydı. Osman bu virüsü alt eder ve aramıza katılır diye düşündüm. Çünkü tahmin ediyorum ki onun kafasında daha pek çok enerji alanında özellikle yapacak işler vardı. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Anlaşılıyor ki hepimiz çok tehlikeli ve hata affetmeyen bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Belki de daha önce kaybettiğimiz Nevzat hocamız, gene o da elektrik güç sistemleri alanında bölümümüz hocasıydı. Ve hani çeşitli hastalıklara maruz kalan diğer tanıdığımız arkadaşlar belki de koronanın etkisi altındaydı. Çünkü internetteki ve gazetelerdeki bazı haberler bu korona virüsün aslında Kasım-Aralık 2019'un Kasım-Aralık 2020'nin ocağında dünyada mevcut olduğunu söylüyordu.
Sevgili arkadaşım Sevaioğlu, uzmanlığı olduğu alanlarda kendisinden talep edilen fikir, yardım ve katkıları geri çevirmez ve yerine getirmeye çalışırdı. Belki de bu özelliği nedeniyle Van ve Muş'a yapmış olduğu seyahatler bu virüsü kapmasına neden olmuş olabilir. Elektrik güç sistemleri alanında akademik hayatına başlayan Sayın Sevaioğlu, daha sonraları elektrik piyasası ve elektrik ticareti alanlarında uzmanlaşarak ülke ekonomisine önemli katkılar yapmıştır. Sevgili Osman, bölümümüzde ve ülkede bu alanlarda liberal politikaların savunucusu ve destekçisi olmuştur. Konuşmamı onunla ilgili bir anımla bitirmek istiyorum. 2020 yılının Haziran ayının tahminen ortalarında telefonum çaldı. Beni sevgili Osman arıyordu. İşte kısa bir görüşme yaptıktan sonra iyi misin, kötü müsün, nasıl gidiyor işler? Bana şey teklif etti. Ankara'da bir vakıf üniversitesi kuruldu. Burada görev almak ister misin? Ben ona böyle bir görev almak istemediğimi, kendisinin yönetici olarak çok uygun bir kişi olduğunu söylediğim zaman şöyle cevap verdi. Ya Muammer, ben kendimi yorgun hissediyorum. Bundan sonra ben bilirkişilik yapacağım. Sadece elektrik kaynaklı yangınlara da bilirkişi olacağım. Nitekim işte böyle bir yangın nedeniyle galiba, eğer ortada dolaşan bilgiler doğru ise, Van ve Muş gezilerini yapmış olduğunu öğreniyoruz. Bilirkişilik tabii çok önemli bir görev. Telaşesi çok olan bir görev. Onun için öğretim üyeleri ve akademisyenler genellikle pek bilirkişilik yapmak istemiyorlar. Bu açıdan da sevgili Sevaioğlu'nun çok önemli katkılar yaptığını düşünüyorum. Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Tekrar tüm katılımcılara, Sevaioğlu ailesine, Sevaioğlu'nu sevenlere, enerji, elektrik enerjisiyle ilgilenen arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Sevgili Osman Hoca'dan sonra yakınlarımızda hiç kimse COVID-19 virüsünden dolayı hayatını kaybetmesin. Hepiniz sağlıkla kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Ermiş'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi aydınlatıcı, çok içten, çok sıcak bir konuşma yaptı. Osman gibi bir insanın arkasından sanıyorum duygularımızı ifade etmemiz kolay olmuyor. Programa sadık kalmak istediğimiz için şimdi sırada olan Sayın Profesör Doktor Bülent Ertan'ın konuşmasını rica ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu çok hoş bir birliktelik. Osman'a onun için de bir teşekkür borçluyuz herhalde. Ekran paylaşabiliyor muyum? Sesim geliyor mu? Evet hocam, bir sıkıntı yok. Ekran paylaşabiliyorum. Host evet, disabled hocam. Participant screen sharing diyor. Hocam görüntünüz geliyor, konuşabilirsiniz, sıkıntı yok. Ekran göstereceğim de onun için. Bir saniye. Evet, bu arada konuşmaya devam edebiliriz sevgili Bülent. Sen ekran paylaşmadan önce de söyleyeceklerini belki söyleyebilirsin biraz. Evet, paylaşayım ekranımı bir anda.
Evet. Herhalde görebiliyorsunuz. Görüyoruz. Ben de Osman Sevaioğlu'nu 1972 yılında tanıdım. O sırada ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümünde asistan olarak yeni göreve başladığım bir dönemdi. Biliyorsunuz 1971 yılında çok tatsız olaylar oldu. Ondan sonra üniversite uzun bir süre kapalı kaldı. Açıldığında ilk grup işte içinde Muammer Ermiş'in de olduğu, Osman Sevaioğlu'nun da olduğu bir gruptu. O zaman da Osman hep kıpır kıpırdı. Hemen sorularıyla, hareketliliğiyle dikkatimizi çekerdi. Sevgili Melek onu çok iyi anlatmış. Onun için o alıntıyı burada görüyorsunuz. Onu hep öyle hatırlayacağız. Osman bir ODTÜ tutkunuydu. Televizyon programında şöyle demiş. ODTÜ'de doğdum, ODTÜ'de büyüdüm. Özgeçmişim bundan ibaret. Osman başarılı bir öğrencimizdi o zaman da. Acaba neden Osman böyle demişti? Bunu anlayabilmek için sizleri bir yarım asır kadar geriye götürmek istiyorum. Nasıl böyle bir noktaya geldik? Onu hatırlamakta fayda var sanırım. Osman 1967 yılında ODTÜ'ye girmiş oluyor bu durumda. O zamanlar sınıflarımız 120 kişi kadardı ama o sınıflarda 100 kişiden aşağı hiç kimse olmazdı. Herkes derslere gelirdi. Çoğu Taşlı'dan gelmiş, zeki gençlerden oluşan bir grup vardı. Şimdi o zamanlar dünyadan haberdar olmanın tek yolu 182 Kilo Cycle Uzun Dalga Ankara Radyosu'nu dinlemekti. Pek de başka bir imkanımız yoktu. Gazeteleri ertesi gün okumak pek olağan bir şeydi. Evde telefon bulunmaması normal, nadir bir şeydi. Yani telefon bulunması nadir bir şeydi. Otomobil sahibi olmak bir düştü. Şehirlerde pazarlar kurulurdu. Köylerden insanlar gelirdi. Ceketleri yamalı, ayaklarında lastik ayakkabılar. Çoğu da gübre kokardı. Bunlar gayet normal şeylerdi. Dükkanlarda da pek bir şey bulunmazdı. Biz de neden böyle bir fakir ülkeyiz diye üzülürdük. Canımız sıkılırdı. Onun için öyle ODTÜ'ye gelince de çoğu kez Taşlı'dan gelenler yurtlarda kalırdı. Öyle şehre gitmek de pek kolay bir şey değildi. Burada gördüğümüz ikinci yurt sanırım bunlar da yeni bitmiş yurtlardı. 12 kişi bir odada kalırdık. Hafta sonları şehre gitmek için bu tek kapılı otobüslere binerdik. Balık istifi olurdu. Çıkarken de sayardık. İçinde 120 kişi çıkması normaldi. ODTÜ'de böyle bir çıplak görüntü verirdi o zamanlar ama bize de yine çok yeşil gelirdi. Şimdi bunları sizlere niye anlatıyorum? Bizi şekillendiren şey neydi? ODTÜ'lü olmak nasıl bir duyguydu? Onu birazcık sizlere aktarmak için yapıyorum. ODTÜ'ye gelince eviniz orası olurdu. Düşünceleriniz orada şekillenir. Sosyal yaşamınız da orada dar bir çevreye sıkışırdı. İşte burada görüyorsunuz Ankara'nın o günlerdeki durumu. Şuradaki kırmızı dolmuş da ODTÜ'ye gidip gelen dolmuşlardan bir tanesiydi. O yolda şimdi Milli Kütüphane'nin olduğu boşlukta askerler talim yaparlardı. O yollardan geçip ODTÜ'ye gelirdiniz. İşte Kızılay Meydanı ve yıkılan Kızılay binasını da şurada görüyorsunuz. Elektrik mühendisliği de çok genç bir bölümdü aslında. Ama
öğrencilerin gözünde herkes çok bilgili ve değerliydi. Hakikaten bize bunu hissettirdiler. Onun için hepsine tek tek gerçekten borçluyuz. Burada Kızılay binasında görüyorsunuz. Emek İş Hanı'nın hemen arasına girerseniz orada bir sinemamız vardı. Oraya gider, hafta sonlarında film seyreder, eve dönerdik. Yani yaşam böyle çok kısıtlı bir şeydi. Ben asistan olarak göreve geldiğimde asistan kadrosunda kimler vardı, kimler yoktu? Erol Kocaoğlan'dan Erbil Payzın'a, Nevzat Yıldırım'dan Mete Severcan'a, Haluk Tosun'a, Hasan Güran'a çok değerli bir kadro vardı. Dersleri kimlerden alırdınız? Evet, o zaman sistem teori modası vardı. Mustafa Parlar var, Yılmaz Tokat var. Parlar Hoca sınıfa girer, sınıfta sorarız. Hocam kağıtları okudunuz mu? Onları tuvalette kullanıyorum derdi bize rahmetli. Evet, elektrik makinalarında McLellan, Julian Richardson, güç sistemlerinde Ayhan Töreli, Bob Wilkins, güç elektroniğinde Cemil Arıkan, elektronikte Nazif Tepedelenlioğlu, bilgisayar derslerinde Güney Gönenç, tabii unutmayalım Haluk Derin, Yalçın Ayaslı, Çetin Yalçındağ, birçokları aramızdan ayrıldı. Onları saygıyla anıyoruz. ODTÜ'lülük ruhu ODTÜ ve elektrik bölümünde devam ederdi. Çay saatleri bu sürecin ayrılmaz bir parçasıydı. Oralarda bir araya gelirdik. Kimi zaman memleketi kurtarırdık. Kimi zaman derslerde ne yapmamız gerektiğini konuşurduk. Ama dünya görüşümüz, eğitimdeki amacımız, Türkiye için yapabileceklerimizi düşünmek, fikirlerimiz buralarda şekillenirdi. Sevgili Bülent, bir şey söyleyerek araya girmek istiyorum. Osman'ın güzel resimlerinden biriyle durabilir mi ekran? Şimdi sadece bir gökdelen görüyoruz. Devam edeceğim. Biraz ODTÜ'den de görüntüler vereyim size. Böyle biraz çıplaktık. Türkiye'nin bütün bu olayların arka perdesine de birazcık bakmakta fayda var. Arka planda da Türkiye her zamanki gibi yeni karmakarışık bir durumdaydı. Siyasi çekişmeler devam ediyordu. Buradaki başlıkları okursanız belki bugünün olduğunu bile düşünebilirsiniz. İşte o günün siyasi figürleri Süleyman Demirel, Ecevit, Erhan Karakaş, meclis başkanımız... İşte böyle bir ortam vardı. Bir yandan biliyorsunuz 5 Mart olayları, yurtlar baskını, işte bizim meşhur futbol sahamız, öğrenci yürüyüşleri, mitingler, böyle bir çerçeve vardı. Ama bölümün içinde de böyle sıcak bir hava vardı. Toplanırdık, konuşurduk. Bu da Canan Toker hocamızın kemana eşliğinde bir araya geldiğimiz bir bölüm gecesi. Hatırlayanlar bilir, o gece bir dansözümüz de vardı. İşte ODTÜ ruhu böyle oluşurdu. Osman da işte böyle bir ortamda şekillenmişti. Onun için o sözleri söylemişti. Bu birlikteliğe tabii Ağaç Bayramımızda katkıda bulunurdu. Yine çay odamızdan bir görüntü. Ersin Tulnay hocamızı burada kenarda görüyoruz. Cemil Arıkan'ı burada görüyoruz. Ayhan Türeli'yi görüyoruz. Kemal Mert Topçu burada. İşte böyle bir ortam ve sonunda da bugünlere geldik diyoruz. Şimdi sizlere birazcık da nostaljiden devam edelim. Hepimiz böyle
uzun ince bir yoldan yürüyüp gidiyoruz. Sonunda Osman bölümümüze de pek çok katkı yaptı. Ülkesi içinde çalıştı ve geride işini, izini bıraktı. Sonuçta yaşam nedir ki? Önemli olan hoş bir seda bırakmak. Osman da ne mutlu ki bunu başardı. Bugünkü katılımdan onu da anlıyoruz. Bir yandan da Osman'a diyoruz ki huzur içinde uyu. Seni seviyorum sözlerinden hep hatırlayacağız. Eski dostlar unutulmaz diyerek sözlerimi bitiriyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bülent Ertan'a. Hazırlık da yapmış. Çok sağ olsun. Evet, Osman arkadaşımızın gerçekten ODTÜ'ye bağlılığı çok derindi. ODTÜ için yapmayacağı şey yoktu. Yalnız ODTÜ için değil, ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümü için de mezunları örgütleyerek, onlardan maddi katkılar rica ederek, örneğin A binasının yenilenmesi çalışmalarına önemli bir destek vermişti. Ki kendisi o sırada enerji piyasası denetleme kuruluna gitmiş durumdaydı. Ama uzaktan da hiçbir zaman o katkıları sürdürmeyi unutmadı. Bundan sonraki konuşmacımız Osman'ın yakın arkadaşlarından, aynı zamanda bölümümüzün 75 yılı mezunu Sayın Mehmet Aslan. Kendisini acaba çağırabilir miyiz bu ekrana? Evet, sesim geliyor mu acaba? Evet, evet, buyurun. Görüntümü alabiliyor musunuz? Evet hocam, bir sıkıntı yok, devam edelim. Evet. Öncelikle 45 yıl önce mezun olduğum bölümde yine sizlerle ve hocalarımla, bu arada benim advisor'ım Ersin hocamızla birlikte olmaktan çok mutluyum ve aynı zamanda heyecanlıyım, kusura bakmayın. Tıpkı final sınavlarımdaki kadar heyecanlıyım. O yüzden eğer sürçü lisan edersek affola. Dediğim gibi mutluyum ama keşke böyle kötü bir vesileyle olmasaydı diyorum. Çünkü çok uzun yıllar arkadaşımdı Osman Hoca, dostumdu. Çok yakındı kendisiyle. İlk olarak 1991 yılında sanıyorum yatağın termik santralında yine bir bilirkişilik görevi vesilesiyle kendisiyle tanıştık. Ama o çok kısa bir tanışmaydı. Onu pek saymıyorum ben. Esas olarak 2000'li yılların başlarında ben yatağından ayrılıp Ankara'ya geldiğimde o zamanlar tekrar tanıştık diyeceğim. Tekrar bir araya geldik ve ilginç bir grubumuz oluştu. Sık sık bir araya gelirdik. Bu grupta tabii özellikle enerji grubunun Türkiye'deki enerji sektörünün sorunları tartışılırdı. Bu açıdan düşünüyorum da şimdi geriye dönüp bakıyorum, demek ki yaklaşık 20 yıl süren bir arkadaşlık olmuş bu. Nedenleri üzerinde düşündüm. Niye bu kadar sürekli bir arkadaşlık haline geldi birlikteliğimiz diye. O zaman şunu fark ettim. Osman Hoca ile ortak bir yanımız vardı gerçekten. Bu enerji sektörüne bakış açımızla ilgili olarak. Şöyle diyeyim, ben izah etmeye çalışayım. Bizim Türkiye'de ilerici kamuoyumuzda bir ön yargı vardır. Sanki ilericilerin bütün her türlüsüne, çevrecilere sempatiyle bakması gerektiğine dair. Ve bir diğeri de her türlü özelleştirmeye karşı çıkılması gerektiğine dair. Sanki öyle bir ön yargı vardır. Belki yanılıyorum ama biz Osman Hoca'yla biraz bunun dışındaydık. Yani biraz ayrımcı olmak gerekir diye düşünüyorduk. Şimdi bu noktaya ben
belki pratik olarak, yani yıllarca santrallarda ve devlet işletmelerinde çalışmanın getirdiği bir tecrübe sonucu ulaşmıştım. Ben pratikten gelmiştim. Hocamız ise akademik çalışmalarıyla epeyce üzerine düşerek ve inanarak çalışmalarıyla bu noktaya gelmişti. Biliyorsunuz belirli bir süre elektrik piyasası düzenleme kurumunda kurul üyesi olarak yaklaşık 2 yıl. Aslında bana kalırsa çok kısa sürdü. Keşke daha uzun sürebilseydi oradaki çalışmaları. Çünkü onun en fazla ülkeye faydalı olabileceği yerlerden birisi oydu. Sürekli olarak şeyi arzulardı. Yani Türkiye'de elektrik piyasası, serbest piyasanın gerçekleşmesini arzulardı. Ama şöyle diyeyim, biraz talihsiz bir dönemde bu işe girişti. Hatırlayanlar veya bu sektörü bilenler belki hatırlayacaklardır. Belirli bir dönemde Enerji Bakanlığı'nda çok ilginç bir durum oldu. Ben kendi kendime gülerdim. Nasıl olur böyle bir şey, böyle bir çelişki diye. Şimdi düşünün, şöyle ben aklımda şöyle yorumlardım. Enerji Bakanlığı'nın koridorlarından birinde o sıralarda korkunç derecede artan bu arz yetersizliğini belki göz önüne alarak bir taraftan harıl harıl yap işlet ve yap işlet devret veya işletme hakkı devri gibi garantili fiyat ve satın alma fiyatları üzerinden sözleşmeler imzalanıyordu. Enerji Bakanlığı'nın bir diğer koridorunda ise elektrik piyasa yasasının mevzuatı hazırlanıyor. Bu mevzuatı hazırlayanlardan birisi de Osman Hocam'dı. Geçenlerde TEİAŞ'ın eski genel müdürü İlhami Özşahin Bey bir mesaj göndermiş. Beni de duygulandırdı. Orada diyor ki, işte biz Osman Hocamızla geceler boyu sabahlara kadar o şebeke yönetmeliğini hazırlamak için uğraşırdık diyor. Gerçekten çok emek verdi bu işe ve isteyerek, severek emek verdi. Ama ben o konuda biraz karşı çıkardım kendisine. Elektrik piyasasının oluşumuna karşı olmamakla beraber bunu biraz ütopik bir görüş olarak yorumluyordum. Çünkü siz hemen hemen birçok santralı, yani bu garantili alım sözleşmeleriyle devlete bağlıyorsunuz. Üstelik o zamanlar EYUAŞ aynı şekilde büyük bir ağırlık taşıyor elektrik üretiminde. Ve bu şartlarda siz kalkıp elektrik piyasası kanununu yürürlüğe koymaya çalışıyorsunuz. Bu epeyce zor bir şeydi. Ben de aynı şekilde dediğim gibi santrallarda çalışmanın getirdiği ve birçok olumsuzlukları görmüş olmamdan dolayı santralların da bir an önce özelleştirilmesi gerektiğine inanıyordum. Bu nedenle hocamızla yaptığımız tartışmalar, sohbetler çok verimli oluyordu bazen. O bana bazı şeyler söylüyordu. Ben ona bazı katkılarda bulunuyordum. Mesela son döneminde onu söylemem lazım. Ağırlıklı olarak Türkiye'de enerjinin lignitten, yerli kömürden üretilmesi gerektiğini işlemeye başlamıştı. Onda sanıyorum benim de küçük bir katkım olmuştu. Bizim sohbetlerimizin de katkısı olmuştur. Çünkü benim de ömrüm bu lignit sektöründe ve yerli kömürün enerjiye dönüşümü ile geçti. Dediğim gibi bir diğer ortak noktamız ise yani tabii ki samimi çevrecilere saygımız sonsuz ama zaman zaman bunu istismar eden görüşler de olabiliyor. Onun için her türlü çevreciliğe de tamam demeyen bir yapı
farkımız vardı. Hocamız belirli bir dönemde mesela bu hidrojen enerjisiyle ilgili olarak ortaya atılan kendisinin safsata dediği bir takım görüşleri acımasızca eleştirdi. Hatta bir defasında biliyorsunuz televizyonda eski bir bakanla epeyce bir tartışmaya girdi. Diplomasını, doktora diplomasını filan hepsini yırtıp attı orada. Eğer bu dediğiniz doğruysa deyip. Yani keşke diyorum bu kadar kısa süre de aramızdan ayrılmasaydı. Elektrik piyasasını görmeye maalesef ömrü vefa etmedi. Hala yani Türkiye'de elektrik piyasasının oluşumu yani epeyce geriye atılmış durumda görünüyor. Ben bu zamansız ölüm nedeniyle gerçekten çok üzgünüm. Bir yakın dostumu, bir arkadaşımı, bana akıl verecek bir insanı kaybettim. Yine hepimizin başı sağ olsun diyorum. Değerli konuşmacımız Sayın Mehmet Aslan'a bize verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Osman arkadaşımızın enerji sektöründeki çok fonksiyonel rolünü gayet güzel anlamamıza yardımcı oldu. Şimdi programa göre konuşmacı sıramız Sayın Haluk Dresgenel'de. Haluk Dresgenel'i ODTÜ'nün makine mühendisliği bölümü 73 yılı mezunlarından. Kendisi bize Osman'la yakınlığını daha güzel açıklayacaktır. Sözü Haluk'a bırakıyoruz. Burada mısın Haluk? Arkadaşlar. Görüntümü alıyor musunuz? Sesimi alıyor musunuz? Sesin geldi Haluk. Sesim geldi, görüntümü alıyor musunuz? Ben o göremedim. Zaman ses olarak devam edeyim. Evet. Video peki, tamam. Herhalde geldi. Tamam. Evet. Görüyorum, kendimi de görüyorum. Çok güzel. Osman Sebaioğlu hocamızı kaybetmeyi kabullenebilmek çok zor benim için. Arada bir sesim çatlayacak belli, yani şimdiden fark ediyorum. Yaklaşık olarak 50 senelik bir arkadaşlık. Siz hepiniz genellikle elektrikçisiniz. Çoğunuz akademisyen. Ben makine bölümü mezunuyum. Makineden dönem arkadaşı sayılırım. İlk 30 sene sadece işte aralarda bir görüştüğümüz zamanlar oldu. Merhaba, nasılsın? Ama detaya hiçbir zaman girmedik. Ben okulu bitirdiğimden beri tümüyle piyasada çalıştım. Şimdi benim özellikle akademisyen hocalardan sonra Mehmet Aslan gibi bir elektrik mühendisinden, onun arkadaşından sonra konuşmam çok zor. Ama elimden geleni yapacağım. Mehmet Aslan Bey'in enerji günlüğü internet sayfasında yazdığı yazıyı okuduktan sonra editörle konuştum. Sizden de bir yazı istiyoruz dedi. Ben de oturdum yazdım. Ne derece doğru yazdım? Emin değilim. Bunu herhalde değerli eşi ve güzel kızları da herhalde okumuşlardır. Onlar teyit edebilirler. Ne derece doğru yazdım? Arada bir konuşuyorduk. Arada bir dertleşiyorduk. İşte hepimiz 65 yaş üstü. Eve hapsolmuş durumda. Balkona hapsolmuş durumda. Arada bir konuşuyorduk. Konuşurken de dertleşiyorduk. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Yürümeyi unuttuk. Böyle 65 yaş üstü olur mu? 2000'li yılların başında EPDK'ya üye olduğu zaman büyük keyifle gittik, kutladık. Bizim dönemimizden bir arkadaşımız çok güzel bir noktaya geldi. Çok güzel bir kamu görevine geldi diye. 2 sene içinde bütün bilgiler onun önünden geçti. Bütün yönetmeliklere, kanunlara katkı koydu. Bütün projeleri şey yaptı, değerlendirdi. Akademisyenliğin ötesinde piyasayı çok iyi öğrendi.
daha uzun süreler devam etmesini beklerdik ama olmadı, olamadı. Arkasından biz 2007 yılında onu... Haluk, efendim? Bir şey söylemek istiyorum. Arka plandan bir gürültü geliyor. Acaba bulunduğun ortamda mı var o gürültü? Hiçbir şey yapamam şu anda. Çünkü o biraz yoğun bir yerdeyim. Benim bulunduğum ortam biraz gürültülü. Onları engelleyemiyorum. O zaman kısa keseyim. O Osman Hoca benim için bulunmaz değerli bir arkadaştı. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sözü size bırakıyorum. Melek Hocam. Peki, yani ortam değiştirip sonradan eklenmek istersen memnun oluruz. O zaman şimdi programda görünmeyen ama sözlü olarak programa katılan Sayın Ersin Tulunay hocamız var. Profesör Doktor Ersin Tulunay. Öğrendik ki biraz önce konuşan Mehmet Aslan'ın da danışmanıymış. Şimdi sözü Sayın Tulunay'a bırakalım. Ama Haluk Hocam istediğiniz zaman yeniden katılabilirsiniz daha. Belki sessiz bir ortam bulursanız. Ersin Hocam buyurun. Ersin Hocam bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ses geliyor mu? Çok teşekkürler. Başta Melek ve düzenleyenler ve katılanlara. Ben aslında çok kısa konuşacaktım. Gene de kısa tutacağım. Fakat bu çok anlamlı program süresince çok ilginç konular geliyor benim de aklıma. Benim söyleyeceğim aslında şuydu. Bir kere Osman'ın bıraktığı sedadan dolayı, hoş sedadan dolayı bir arkadaşı olarak ben de gurur duyuyorum. Bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Yankı yapmaya başladı ortam. Acaba iki tane şu anda? İki tane, evet. Birini kapatıp da devam edebilirseniz güzel olacak. Tamam, iyi mi şimdi? Tamam. Bir de Osman pek kimsenin dokunmadığı benim sevgili koşu arkadaşımdı. Her öğlen ODTÜ'de Hızal, Osman, ben koşardık. Hatta bir kez Yalınca göle kadar gidip geldik koşarak. Onu hiç unutmaz, hep anardı. Ben de şaşırdım, bu iş nasıl oldu? İşte Hızal'la biz daha önce başlamıştık, önce ben. Siz beni ittiniz, yoksa bu olacak iş değil der dururdu. Bu arada bu tören sırasında tabii Mehmet Aslan'la teşekkür beni dağındığın için başlayan bir enerji ve kömür meselesi tabii gündeme geldi. Bir kısım arkadaşlarımız bilir, ben yurt dışından 71'de döndükten sonra herhalde bir 20 sene falan ömrüm Türkiye'de linyitleri çok düzgün ve hava kiri denetlenebilir biçimde yakan akışkan yataklı yakıcı ve kontrolü ve özellikle de bu teknolojinin Türkiye'de üretilip yaygınlaşmasıyla uğraştım. Başka bir şeyi gözüm görmüyordu. Ama Türkiye'nin işte bilinen koşulları, burada tartışmayalım, bize yerli üretime pek izin vermedi. Sonuç olarak Osman gerçekten, hatta benim bile bilmediğim birçok başka yönleri çıktı hem internette hem de şu konuşma sırasında. Ve kendisi aramızdan ayrılışından sonra bile bizleri tekrar birleştirmiş oldu. Ben de bütün çevresine, arkadaşlarına ve başta Emel, kızı Eda, Seda, eşleri ve yakınları olmak üzere başsağlığı diliyorum. Bir anlamda ne mutlu böyle bir arkada böyle bir iz bırakabilmek. Çok teşekkürler. Biz de çok çok teşekkür ederiz Sayın Ersin Hocam. Şimdi programlı konuşmacılar dışında tabii ki şu sırada konuşmak isteyen pek çok yakını var Osman'ın aramızda. Hiç kimseyi atlamak istemiyoruz. Sırayla şeye yazanlar oldu. Zoom ortamının yazışma
bölümüne, chat yazan bölüme söz alma sırasını isterseniz oradaki yazış sırasıyla götürmeye çalışalım. Benim gördüğüm ilk isim Muzaffer Başaran. EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı. Kendisi buradaysa onu davet ediyorum. Merhabalar. Ben Muzaffer Başaran, EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı. Tabii ben ODTÜ'lü değilim. Elektrik mühendisi de değilim. Makinacıyım Haluk Bey gibi. Ancak Sayın Osman Hocam'la bizim yakınlığımız, ben EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı iken kendisi de EPDK kurul üyesi olmuştu. O dönemde tanışmıştık. Ve Osman Hoca ile ilgili olarak ben iki hatıramı anlatmak istiyorum. Birincisi, o dönemde bir enerji strateji belgesi yayınlanmıştı. Ve o enerji strateji belgesine göre santralların gruplandırılarak satılacağı konusu gündeme gelmişti. Ve tabii orada biz EÜAŞ'ta bir komisyon kurduk. Komisyon başkanı da bendim o dönemde. Ve santralları gruplandırdık. Tabii gruplandırırken şuna dikkat etmeye çalıştık. Kurulu güç olarak, fiyat, maliyet olarak ve bir de farklılık olarak, ne bileyim işte doğalgaz, hidro ve kömür aynı grupta olsun diye bir böyle bir gruplandırma yaptık. Sonra o gruplandırmayı bakanlığa bildirdik. Bu arada da bir Osman Hoca'yı ziyarete gitmiştim EPDK'da. Orada Osman Hoca dedi ki, Muzaffer gördün mü dedi, ne kadar kötü bir gruplandırma yapmışlar dedi. Neden hocam dedim. Dedi ki, ya şimdi dedi, kömürle gaz, hidro beraber olur mu dedi. Yani gazlar birlikte olmalı, hidro birlikte olmalı, kömür birlikte olmalı. Ama hocam dedim, biz birbiriyle yarışacak elektrik şirketleri oluşturmaya çalışmıyor muyuz? Dolayısıyla aynı şekilde gruplar yapacağız ki birbirleriyle rekabet edebilsinler dedi. Aa dedi, o benim aklıma gelmemişti dedi. Neyse, o hemen kabul etti tabii biz konuyu anlatınca. Daha sonraki anlatacağım anekdot ise biraz Mehmet Aslan da bahsetmişti biraz önce. Biz zamanla işte Osman Hocam, ben, Mehmet Aslan, bir de hukuk müşaviri Temel Özatay arkadaşımız vardı. Bir dörtlü bir grup olduk. Böyle yılda belki 3-4 defa eşlerimizle birlikte bir araya geliyorduk ve memleketi kurtarıyorduk. Konuşarak memleketi ve enerji sektörünü kurtarıyorduk. 2018'deki yine böyle bir toplantımızda dedi ki, hep beraber İtalya'ya gideceğiz dedi. İşte ben ilk rezervasyonu yaptım, siz de yapın. Tabii yapmayanlara sürekli baskı uyguluyordu. Cebren ve hileyle bizle birlikte geleceksiniz diye. Neticede işte Mehmet Aslan'la birlikte eşlerimizle İtalya'ya gittik. Ama Temel Bey o dönemdeki bir çeşit davaları nedeniyle gelemedi. Tabii bu İtalya'da dolaşırken Verona'da otobüsten indik. Orada büyük bir arena var meydanın kenarında. Ve orada Roma askeri kıyafetini giymiş işte şeyler var. Herkes gidiyor onlarla fotoğraf çektiriyor. Osman Hoca da onlara yanaştı ve onların birinin miğferini aldı, bir de kılıcını aldı. Ve bir Romalı asker yakaladı, böyle boğazını keser gibi. Ve tabii biz hep birlikte onu fotoğrafladık. Ondan sonra Osman Hoca o fotoğrafı Facebook'a koydu. Tabii altına da bir not olarak, işte Doğu Roma, Batı Roma'ya karşı diye. Bu tabii şunu gösterdi, yani Osman Hoca her ortamda espriyi seven ve ortamdan zevk almasını bilen bir kişiydi. Dolayısıyla kendisini daima hatırlayacağız, hiç unutmayacağız. Dolayısıyla bu vesileyle Emel Hanım'a, kızları Eda ve Selda'ya da başsağlığı diliyoruz. Osman Hoca'yı hiç unutmayacağız. Burada konuşmama imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Muzaffer Bey. Şimdi gene bizim bu sohbet listesindeki sıralamaya bakarak
Osman'ın öğrencilerinin artık devreye girmeye başladığını görüyor ve çok seviniyorum. Çünkü öğrencilerin bir öğretmeni, bir hocayı değerlendirmesi, arkadaşların o hocaya bakışlarından çok da farklı da olabilir. Öğrencilerin gördüğü çok değişik yanlar olabilir. Osman'ın lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden, ayrıca asistanlarından Anıl Akyel, Sayın Anıl Akyel lütfen ekrana gelebilirse memnun olacağız. Merhabalar, ben Anıl Akyel. Sesim geliyor sanıyorum. Evet, buyurun. Ben Osman Hocam'ı ilk 2012'de ders alarak 4. sınıfta başladı tanışıklığımız. Ardından işte yüksek lisansta tez hocam oldu. Vefat haberini ben dün tesadüfen bir iş görüşmesinde her taraf Osman hocamız da vefat etti. Başınız sağ olsun deyince ben böyle biraz şoka uğrayarak öğrendim. O anda hani bütün bu işte geçmişteki anılarımız şeyler hep aklıma geldi. Ben de birkaç tanesini burada sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle Osman hocamı gerçekten çok severdim. Hani bugün bize yaptığı mühendisliğe hani adam gibi adam olmamızı hep istemişti. Onun da katkısı büyüktür. Mükemmeliyetçiydi, son derece mükemmeliyetçiydi. Çalışmaktan, çabalamaktan yani mücadele etmekten hiçbir zaman gocunmazdı ve bunu her şeyin ilk koşulu olarak yani hayatta başarıya, mutluluğa, yeri geldiğinde sağlığa ulaşmanın ilk koşulu olarak hep bize böyle öğütlemişti. Master sırasında yine bir kitap için, kendisinde olan bir kitap almak için bir gün evine gitmem gerekmişti. Gittiğimiz zaman işte kitabı aldıktan ve soracaklarımı sorduktan sonra bilgisayar başındaydık o sırada. Bana hiçbir şey demeden bir Cem Yılmaz videosu açmıştı. Onu izlemeye başlamıştık. Ardından o sırada odaya kedisi girmişti. Efe'ydi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Osman hocam yine bana hiçbir şey demeden kediyi tuttuğu gibi benim kucağıma bırakıvermişti. Herhalde ikimiz de o anda şok olmuştuk. Ama yani ondan beri Efe'yle de iyi anlaşmıştık. Yani böyle sürprizlerle doluydu. Çok iyi niyetliydi. Gerçekten hani kalbi çok temiz bir insandı. Yani görece pek çok öğrenci arkadaş da belki de yani sert görünürdü şey derdi ama gerçekten hani ben hiçbir öğrenciye haksızlık etmediğini düşünüyorum. O açıdan çok severdim Osman hocamı da. Yine test savunmam sırasında işte sonuna geldiğimizde değerlendirmeden sonra ben dışarıda bekliyordum. Sonra içeri alındım, karar açıklanacaktı. Osman hocam dedi sen ne yaparsan yap, ileride nerelere gelirsen gel. Bu ülke, günün sonunda bu ülkeye döneceksin ve bu ülkeye faydalı bir şeyler yapacaksın, buna yemin et dedi. Yoksa seni mezun etmem dedi. Yani bu böyle vatansever bir hocamızdı. Yani hep yani ülkemiz için, mühendislik için, okul için hep her şeyin en iyisini isterdi. Onun için çabalardı. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Yani hep böyle güzel şeylerle hatırlıyorum Osman Hoca'yı. Ailesine, sevenlerine Allah'tan sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Sevgili Anıl, bir soru sorabilir miyim size? Evet. Ne oldu sonra? Yurt dışında mısınız yoksa Türkiye'de misiniz? Ben şu anda Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Oo, çok güzel. Osman'ın söylediği gibi oldu. Evet, hani yeminimi de tutacağım hani eğer. Gidersem de geri döneceğim Osman Hoca'nın dediği gibi. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bizim bölümümüzün Osman hocamız için açtığı bir anı defteri var ve Anıl Akyel oraya da çok güzel, evet, bir şeyler yazmış. Osman hocasının kendisine yalnız güç sistemi, enerji, ekonomi bilgisi değil, aynı zamanda hayatı, akademisyen olmayı ve azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını da öğrettiğini yazmış. Evet. Diyor ki hatta bugün olduğum mühendiste ve insanda emeğiniz büyüktür diyor. Ve orada bir şey söylemiş. Efenize kavuştuğunuzu umuyorum. Efenize, evet, kavuştuğunuzu umuyorum. Kimdir Osman'ın efesi? Bu Osman hocanın hiçbir şey demeden benim kucağıma bırakıverdi, gidecekti. O da rahmetli olmuş. O kişinin adıydı Efe.
Evet, yani çok aynı zamanda da büyük bir hayvanseverdi kendisi. O yanında saygı duymuşumdur, hayran duymuşumdur. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi ben sohbet ortamına bakarak bundan sonraki konuşmacı sırasını görmeye çalışıyorum. Ali Yazıcı. Ali Yazıcı sanıyorum Osman'ın çocukluk arkadaşlarından. Sözü Ali Yazıcı'ya vermek istiyorum eğer kendisi yanımızdaysa. Evet, teşekkür ediyorum. Sesim buyurun, ve görüntüm herhalde gelecektir. Evet, ben ona Osman'cım diyeceğim çünkü o da hep benimle konuşurken Ali'cim diye konuşurdu. Osman'la lise arkadaşıyız. 1964 yılında Ankara Gazi Lisesi'ne girdik. 3 sene 4 fen A, 5 fen A ve 6 fen A sınıflarında. Oradan mezun olduk. Aslında daha da geriye gidersek ben Ankaralı bir ailedenim. Osman da Ankaralıdır. Eski yıllarda bir Washington restoran vardı kale içinde. Kale kapısından girince. Osmanların evi de Washington restoranın hemen yanıydı. Ben de orada doğdum. Oralarda bir evde doğdum 1950 yılında. O evini de biliyorum, hatırlıyorum Osman'ın. Daha lisedeyken Osman aslında kendisini pek göstermezdi sınıfta. Ama bazı problemleri birlikte çözeceğimiz zaman onun keskin zekası ve görüşleri hemen ortaya çıkardı ve probleme çok güzel yanıtlar verirdi. Vatanı kurtarmayı aslında lisedeyken biz başlamıştık. Daha sonra ODTÜ'ye girdik. Ben ODTÜ matematik, kendisi de ODTÜ elektrik elektroniğe girdi. Orada da görüşmelerimiz devam etti. Hazırlıkta beraberdik, ayrı sınıflarda da olsak. Saat 11.30'da hazırlığın zili çaldığında tüm arkadaşlar, özellikle lise arkadaşlarımız koşarak kafeteryaya giderdik. Nedense 11.30'da gidince galiba yemek sırası kısa oluyordu o zamanlar. Hatırlayacaksınız ODTÜ dostları. Daha sonra işte öğretim üyeliği başladı. Ben de ODTÜ'den emekli oldum aslında 1999 yılında. Bu arada Gazi Lisesi mezunları arkadaşlarımızı topladık bir ara. Ona da öneyak olmuştum. Ben Eymir'de bir yemek düzenledik. Daha sonra Ankara Gazi Lisesi'ne bir şeyler yapalım diye konuştuk. Ve aramızda işte ekonomimizin el verdiği şekilde bir paralar topladık. Osman o zaman piyasayı biliyordu. Ben bir bilgisayar, bir yazıcı alacaktım. O aynı parayla 3 bilgisayar ve bir yazıcı temin edip Ankara Gazi Lisesi'ne teslim etti. Okulunu, Gazi Lisesi'ni de çok severdi hepimiz gibi. Tabii ki arkadaşlığımız hep devam etti ODTÜ'de. Kendisi bir ara sayısal yöntemler, nümerik analiz dersleri vermeye başlamıştı. Ben de ODTÜ Matematik'te nümerik analiz dersleri veriyordum. Sık sık birbirimize problemler yolluyorduk. Kitap isimleri yolluyorduk. Çok seviyordu sayısal yöntemleri ve benimle devamlı o konuda görüşmek istiyordu. Zamanı bu yıla getirelim. Birkaç ay evvel bu işte bizim yaş grubunun yasakları başladığında Osman beni bir aradı. Bir vesileyle bir şey sormak için, bir yardım için. Ben de işte laf gelişi, ya maskemiz bile yok bir tane filan dedim. Hakikaten o sıralar maske de yoktu biliyorsunuz Türkiye'de. Tamam dedi, ben bir bakayım filan dedi ve beni 15 gün sonra tekrar aradı. Aradığında şunu söyledi, ben Ostim'e gittim, sana bir tane maske buldum dedi. Ama nasıl ileteceğim sana dedi. Ben de kendisine sen onu tut. Bu arada dedim, Cumhurbaşkanımız da bize bir 5 tane maskeyle bir kolonya yollamış. Ben onunla idare edeyim dedim. Zaten dışarıya da çıkamıyoruz. Ama benim kızımı sana yollarım. Gerekirse senden alırız falan diye bir konuşmamız geçmişti. Bu bizim en son konuşmamızdı. Anılar çok Osman'la. Çok güzel böyle anlatabileceğim şeyler var. Mesela bu ODTÜ Gazi Lisesi mezunlarını ODTÜ Emir Gölü'nde topladığımız gün gecesinde saatlerde bir değişiklik var. Ben de Osman'ı evinden alacağım. Emek Mahallesi'ndeki o lojmanlarda oturuyorlardı. Sümerbank lojmanlarında, Emel'in çalıştığı yerde. Oraya gittim. Emel dedi ki Osman bir saat önce çıktı. Yapma ya dedim. Hemen aklıma geldi. Saat değişikliğinden dolayı Osman onu kaydetmeyi unutmuştu. Bazı dalgınlıkları vardı. Yine
bir güzel bir anekdotu da anlatayım. Ondan sonra bitireyim. Diğer konuşmacılara da zaman harcamak için. Osman bir gün dedi ki ya eşini de al gel. Sıya'da oturuyorlardı o zaman. Gaz fabrikasının arkasındaki sokakta. Gel bir çay içelim dedi. Eşlerimizle tanışmış falan olur dedi. Eşim de bu arada yanımda dinliyor. O da gülerek bunu tebessümle bu anekdotu dinliyor. Biz akşam kalktık. Ben de Cebeci'de oturuyordum. Sıya'ya gittik. Kapıyı çaldık. Ses yok. Birkaç dakika bekledik. Ses yok. Biz biraz daha kapıyı çalmaya devam edince Osman kapıyı açtı. Emel arkada mahcup bir şekilde. Osman pijamaları çekmiş. Masanın üzerine bütün kitaplarını yaymış. Unutmuş söylemeyi Emel'e. Neyse. içeri girdik. Emel de bunu hatırlayacaktır. İçeri girdik. Güzelce çaylarımızı içtik. Sohbetlerimizi ettik. Çocuklarımız da bir ara yaşıtlardı. Eda ile Seda. Benim çocuklarla tenis oynarlardı. Zannediyorum Eda iyi bir tenis oyuncusuydu. Tam olarak hatırlamıyorum, karıştırabilirim de. Eğer karıştırdıysam kusura bakmasınlar. Ben sözlerime burada son veriyorum. Diğer arkadaşlarıma da söz vermek için, zaman bırakmak için. Tüm ODTÜ camiasına ve en başta Emel'e, Eda'ya, Seda'ya, eşlerine ve sevgili torunlarına başsağlığı diliyorum. Ve Osman'cıma da Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sayın Yazıcı, konuşmanız için size çok teşekkür ediyoruz. Ben bir yandan bu sohbet ortamındaki konuşma sırasına uymaya çalışıyorum. Tekrar hatırlatayım, konuşmak isteyenler lütfen sohbet ortamına birkaç kelime yazsınlar. Oradan sıraya girsinler. Gördüğüm kadarıyla şimdi sıra kendisini 45 yıldır tanımakta olan Sayın Hüseyin Hızıroğlu'na geldi. Kendisi aramızda ise lütfen Hüseyin Hızıroğlu'nu davet ediyorum. Ben buradayım. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, sesiniz geliyor. Görüntünüz yok henüz. Görüntüye basıyorum, görüntüyü açamıyorum. Unable to access camera diyor. Herhalde görüntümü göremeyeceksiniz tahmin ediyorum. O zaman sesinizi dinleyelim. Buyurun efendim. Ben 45 yıl önce Osmanlı ODTÜ'de ben master'a başladığımda o da doktora da devam ediyordu. O yıllarda tanıştık kendisiyle. O da tekçiydi, ben de tekçiydim o yıllarda. İkimiz de tekte çalışıyorduk fakat değişik birimlerde. Bu ilişkimiz o zamandan sonra uzun müddet devam etti. Ben sonra Amerika'ya doktora yapmak için gelmiştim. Türkiye'ye geldiğim zaman Ankara'ya Osman çok iyi de bir organizatördü. Mustafa Parlar Vakfı 80-81 yıllarında tahmin ediyorum kurulmuştu. 81 yılında galiba kurulmuştu kendisi vefat ettikten sonra. Osman bu iş için para topluyordu. Benden de bağış istedi ve hemen ben Osman'a o zaman da bağış yapmıştım bu program için. Aynı zamanda Ankara Gücü taraftarıydı o yıllarda. Yine o zaman Ankara Gücü için de katkılarda bulunuyordu. Defalarca beni ne zaman İstanbul'da veya Ankara'da olsam ODTÜ'ye seminer verip işte yaptıklarımı öğrencilerle bölüşmem için davet ediyordu ve hiçbirisini ben geri çevirmemiştim. ODTÜ de benim bir yuvam tabii. Geliyordum, seminerler veriyordum. O vesileyle 1996 yılında İncek'te yaptırmaya başlamış olduğu evine beni götürüp gezdirmişti. Çok iyi bir kimseydi kendisi. Doğru bildiği yoldan hiçbir zaman ayrılmazdı. Eleştirme gerektiği zaman muhakkak surette eleştirirdi ki işler doğruya gitsin diye. En son kendisiyle şahsen görüşmemiz 2004 yılında olmuştu Ankara'ya geldiğim zaman. Ondan sonra ben pek Ankara'ya da gelemedim buradaki Amerika'daki işlerimin yoğunluğu nedeniyle. Fakat arada sırada e-mail ile yazışırdık. Bu sabah tamamıyla bir tesadüf üzerine sabah 8.30 falandı. E-maillerime falan bakıyordum. Yani bir ODTÜ'nün web sayfasına bir gireyim. Uzun zamandır girip bakmadıydım ODTÜ'ye dedim. Yeni de rektör atanmış dedim ODTÜ'ye. Bir bakayım dedim. Elektrik bölümüne bir gittim. Görür daha elektrik bölümü açılır açılmaz Osman Sevaoğlu'nun anısına deyince Osman'ı kaybetmişiz dedim ve hemen arkasından bu programı görünce
saat burada Amerika'da 11, orada 18'de hemen ben hiç değilse cep telefonumdan bağlanayım dedim ve telefonumdan bağlandım ve bu programa hiç değilse çok kısa da olsa hem eski tanıdıklarımı Muammer, Melek Sen, Bülent ve Ersin Hoca herkesi de hiç değilse görebilme şansına da sahip oldum. Bunu imkanı ortaya çıkarttığın için Melek ayrıca çok çok teşekkür ederim bu işi de moderate ettiğin için. Hepinize çok sevgiler. Ailesine Osman'ın başsağlığı dilerim. Osman'a Allah'tan rahmet dilerim. Allah geride kalanlara sabır versin. Çok zor bir şey. Genç yaşta kaybettik Osman'ı. Elimden başka bir şey gelmiyor. Ağzımda bir şey söyleyebilecek bir şeyim de yok artık. Yani gerçekten çok üzgünüm. Kelimelerle dile getirmek çok zor. Çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. İyi günler hepinize. Melek Hocam'ın bağlantısı kopmuş olabilir mi acaba? Sanırsam hocam düşmüş gözüküyor. Tamam. Gene devam edelim isterseniz. Ben şeyden takip ediyor muydunuz arkadaşlar? Tuncay Birant hocamız. Tamam. Tuncay hocamıza söz verelim. Tuncay hocam sizi dinliyoruz. Bizi duyabiliyor musunuz? Tuncay Hocam buradaydı aslında ama Tuncay Hocam sizi dinliyoruz. Buyurun. Sesim. Hocam sesinizi açabilir misiniz Tuncay Hocam? Kapalı. Hocam açık mı şimdi? Geliyor mu? Şimdi geliyor olması lazım. Geliyor hocam. Biraz gürültü var ama şu anda daha iyi. Şimdi daha mı iyi? Evet hocam konuşabilirsiniz. Peki. Bana da söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii Osman'ı ben aşağı yukarı... Hocam tek bir bilgisayarla katılıyorsunuz değil mi? İkinci bir cihaz yok yanınızda. Yok. Tamam. Bazen iki cihaz olduğu zaman... Benim tek bir cihazla katılıyorum. Tamam. Bir de telefon var ama değil. Şu anda geliyor mu sesin? Geliyor sesiniz hocam. Sevgili Osman'ı ben aşağı yukarı 50 yılı geçti tanıdığım. Önce öğrencimdi, sonra birlikte meslektaşım, çok sevgili dostum olarak devam ettik. Ve ot ruhu denilen nesneyi Osman'ın şahsında da ben çok açık bir şekilde her zaman gözlemledim. İnsanın öğrenci başlayıp ondan sonra öğrencileriyle birlikte devam etmesi, ondan sonra meslektaş, dost olarak yıllarca birlikte olması çok çok farklı bir şey, çok farklı bir deneyim, çok güzel bir deneyim diye düşünüyorum. Şimdi Osman tabii ki çok çalışkandı. Bölüm başkan yardımcılığı döneminde ben de yöneticilik yapıyorum. O kadar enerji dolu ve o kadar kendini vermişti ki neredeyse her akşam beni bir arar ve derdi ki hoca şunları da yaptım. İşte şunları da yapmayı düşünüyorum. Yani büyük bir şevkle kendisini bölüme adamıştı. Orta Doğu'ya adamıştı. Devamlı o adamışlığı da sürdü. Şimdi Osman'ın en önemli özelliklerinden biri bence onun son derece açık sözlü olmasıydı. Açık sözlü, sözünü hiçbir şekilde esirgemez, içi dışı bir ve aklındakini olduğu gibi kendi düşüncelerini hiçbir taviz vermeden aktaran bir kişiliğe sahipti. Bu bir. İkincisi Osman son derece iyi bir insandı. Bakın, fotoğraflarını gösterdiniz. Kedilerle olan o fotoğraflar, o kadar sevecen bakışları, kedilerin ona yaslanmış ve ondan bir sıcaklık duyuyor olmaları bunun en büyük göstergelerinden biri. Gerçekten de Osman bütün yaşamı boyunca çok kişinin
çok dostluğunun yüreğine dokundu. Ben onu bir kardeş gibi, bir arkadaş, bir kardeş gibi görürdüm. Ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun telefonu bazen açar, nasılsın, işte birlikte bir olalım, bir şeyler yiyelim, bir şeyler içelim der ve onu o heyecanıyla, sevecenliğiyle hep hatırlarım. Şimdi başka enerji doluydu Osman ve bu enerjisini aynı zamanda başka etrafındakilere de sirayet ettirirdi. Sirayet ettirmeyi de severdi. Şimdi aklıma bir şey geldi şimdi. Ben bize şaka olsun diye yöneticilik sonrası bir Mayrak diye bir kurum oluşturdum. Tabii sanırım. Bu Mayrak, Malül Yöneticiler Rehabilitasyon ve Adaptasyon Kursu. Birlikte yemeğe giderdik. İşte Hasan Güran, Erol Kocaoğlan, ben daha evvel yöneticilik yapmış arkadaşlar, ismini unuttuklarım da var. Birlikte kafedereye yemeğe gideriz ama orada bir kural koymuştuk. O kural şu: yöneticiliğiyle ilgili herhangi bir konudan katiyen bahsetmeyeceksin. Yani ben bakanlıktayken, ben bilmem bölüm başkanlığındayken şudur budur, bundan söz edilmeyecek. Söz edilene bir negatif puan verilecek, 3 negatif puan alan bir ihtar alacak. Osman ihtarların 3'ünü 5'ini hemen sıraladı. Çünkü büyük bir enerjiyle EPK'daki yaptığı şeyler o kadar heyecan veriyordu ki ona, onları bize aktarmaktan kendini alamıyordu. Biz de bunu zaten aktaracağını biliyorduk. Onun için de ah bir de konuşsa da negatif puan versek, sonra da birlikte eğlensek diye düşünüyorduk. Yani o kadar heyecanlı, içi devamlı bir şey yapmakta, bir katkıda bulunmakla dolu olan bir dostumuzdu. Ben tabii ailesine, eşi Emel'e, Seda Eda'ya ve torunlara çok başsağlığı diliyorum. Ancak şuna inanıyorum ben. Hepimiz, herkes burada geçici. Fakat Osman gibiler ve Osman daima bu güzel anılarıyla ve yaptıklarıyla devamlı olarak bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yani bu bir gerçek. Çok çok teşekkür ediyorum Melek Hocam söz verdiğin için. Sevgili Tuncay Hocam, ben söz veremeden ekranım karardı ve kayboldum. Ben Sayın Hızıroğlu bana teşekkür etmişti. Ben de ona teşekkür edip size söz vermeye niyetlendiğim sırada birden ekranım karardı. Murphy yasası dediğimiz olay gerçekleşti. Şarjı kolay kolay bitmeyen bilgisayarımın şarjı bitti. Bu durumda da... İlginç bir durum. Tam benim konuşmama denk geldi demek bu. Evet, öyle oldu. Başını kaçırdığım için de çok üzüldüm. Ayrıca sohbet ortamındaki eski yazıları da göremedim yeniden girince. Fakat neyse ki sevgili Emine Bostancı sıralamamızı burada yapıyor. Sırada Sayın Hamza Oğuz Ertuğrul varmış gördüğüm kadarıyla. Eğer o da ekrana gelirse memnun oluruz. Merhaba. Merhaba, duyuyoruz sizi. Merhaba. Herkese merhaba. Saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer büyüklerim ve arkadaşlarım diyeyim. Ben 2006 ve 2009 mezunuyum. Bir dönemde Osman Hoca'nın da bulunduğu güç sistemleri, Power Systems'da öğrenci asistanlığı yaptım. 2006-2009 arası yine. O zaman halen öyledir belki. Power güç sistemlerinde bir ters piramit hiyerarşisi vardı. Ben tek öğrenci asistanıydım ve o zaman için 7 tane profesör hocamız vardı. Ve E blokta, hepimiz E bloktaydık tabii. Ben tabii Osman Hoca'nın şimdi eğitimciliğini ya da işte işine olan ciddiyetini çok uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Bunlar hepimizin zaten malumu veya çok çeşitli seferler siz de bunu tecrübe etmişsiniz. Ben sadece insani olarak bizim bir
benim ondan insani olarak fark ettiğim bir yönünü paylaşmak isterim bir anımla birlikte açıkçası. Sene 2007, ben kapısında güç sistemleri analizi laboratuvarı yazan büyükçe laboratuvardan bozma bir yerde oturuyorum tek başıma. Halen de öyledir belki veya düzenlenmiştir tekrar. Sonra bölüm sekreterlerinden aradılar beni ve dediler ki bir bilirkişi raporu var, gel kağıdı al. Ben bilirkişilik nedir bilmiyorum. Böyle bir görev var mıdır onu da bilmiyorum aslında. Görev bilinciyle gittim, kağıdı aldım. Mahkemeye gittim. Ne yapılacağını okudum rapor dosyadan. Rapor yazdım, teslim ettim. Böylelikle devletin benden beklediği şeyi yaptığımı düşünüyorum. Sonra birkaç hafta geçti arada. Gene odada oturuyorum. Kapı açıldı, Osman Hoca geldi. Osman Hoca'yı aslında çok fazla bölümde yakalayamazdım ben. Sadece hızlıca koridordan geçtiğini görürdüm, duyardım ya da. Odasında belki bir iki dakika yakalayabilirsiniz, yakalardınız. Ondan sonra hemen dersine geçerdi. Ve konuşmasından veya işte gözlerinden çok hızlı düşünen birisi olduğunu yakalayabileceğiniz bir yapısı vardı Osman Hoca'nın. Kapı açıldı. Osman Hoca, hiç beklemiyordum. Sen dedi bilirkişi raporu mu yazıyorsun dedi. Ben biraz sürpriz oldu açıkçası. Evet dedim ama kızacak sandım. Beraber yazalım dedi. Sonra çıkardı bana, ben olur hocam dedim. Çıkardı bana bütün o ana kadar yazdığı raporları, yaptığı mevzuat araştırmalarını ve işte emsal kararları içeren böyle bir büyük bir hard disk verdi. Sonra gerçekten de beraber rapor yazmaya başladık. İşte bazen ben yazıyorum, Osman Hoca okuyor. Bazen Osman Hoca ya danışıyoruz. Bazen Osman Hoca kendisi yazıyor ya da işte keşfe gidiyoruz birlikte. Bu işi çok ciddiye alırdı. Angarya diye görmezdi bir kişilik işini. Ve gerçekten de o titiz değil, fotoğraflarda da gördüm şimdi. O keşiflerde titiz değil, aslında olmayacak çok üstün körü yazılacak raporlarda çok ince detaylar bulurdu. Ve aslında kararı değiştirirdi bu bulguları. Asıl olması gerekeni yapardı yani. Sonra bir artık sonra yaz oldu. Dersler bitti. Ben araştırma görevlisiyim ama aslında teaching assistant'ım. Yani derslerle beraber benim yoğunluğum. Kendi tezimle alakalı birkaç araştırma yapıyorum. Sonra bana böyle bir acil telefon geldi. İşte babam vefat etmiş. Apar topar ben de memlekete gittim. İşte bir hafta, iki hafta verasette işte cenazeydi, başsağlığıydı. Onlarla uğraştık. Bölüme usulen haber verdim ama hocaların hepsine teker teker böyle böyle demedim. Ondan sonra işte en son yolumuz bankaya düştü. Bu veraset işlerinde öyle oluyor. Orada da dediler ki açık bir tane krediniz var. İşte babam bir şeyle, banka çalışan olmanın verdiği torpille bir tüketici kredisi, birkaç tüketici kredisi kullanıyor ama böyle hayat sigortası falan yaptırmadan masraf olmasın diye. Bunu kapatacaksınız dediler. İyi kapatalım ama bizde nakit yok. Yani o zaman için yok. Öyle bir şey, vakit işte. Bir araba var, belki onu satacağız falan. Birkaç gün geldi, geçti geçmedi. Bir telefon geldi Osman Hoca'dan. Ben böyle biraz telaşla açtım. Hamza neredesin dedi. Ben dedim hocam memleketteyim, ailemi görmeye geldim dedim. Dedi ki bir rapor var, gel imza atacaksın. Ya ben de zaten izinsiz gelmişim diyemedim yani Osman Hoca'ya. Tamam hocam dedim. Ya gece otobüse atladım, sabah bölümdeyim. Osman Hoca bu mahkeme raporu değil, bu özel bir fabrikanın inceleme raporuydu. Osman Hoca gitmiş, keşfi yapmış, incelemiş. Raporu yazmış, çok titiz bir rapor yazmış yine. Oku dedi, okudum. Var mı diyeceksin dedi, yok hocam dedim. İmzala dedi, imzaladım. Ondan sonra ben gene İşim bitti mi hocam dedim. Bitti dedi. Tamam. Ben geri döndüm. İşte birkaç yapılacak iş kalmıştı. Sonra birkaç gün sonra hiçbir şey yok. Bir baktım bankada benim hesabımda yüklü bir miktar para var. Yani yüklü derken o zaman için bana çok yüklü geldi. Hakikaten de biz Osman Hoca gerçekten de fabrikadan aldığı paranın 3 bilirkişi var. 1/3'ünü hiç bana bir şey söylemeden benim hesabıma yatırmış.
Ve biz onunla işte o artık o şeyi nakit akışını döndürebildik. Osman Hoca'nın durumdan haberi var mıydı? Veya olsa bile söyler miydi bilmiyorum. Ben sağlığında Osman Hoca'ya gidip bunu sormadım, soramadım açıkçası. Ama tahmin ediyorum ki Osman Hoca'nın durumdan haberi vardı. Böyle bir bana güzellik yaptı. Ben Osman Hoca'ya en azından burada gıyabında teşekkür edeyim böyle bir şey için. Sonrasında ben de Osman Hoca'yı ya teşekkür etmesem de bir sıkı çalışarak aslında açığı kapatmaya çalıştım. Çok beraber rapor yazdık. Sağ olsun kendisi burada. Onun kendi kendi sözüyle sevgi, saygı, selametle uğurlar olsun diyorum Osman Hoca'ya. Ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Teşekkürler. Sevgili Oğuz Ertuğrul'a çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerinin bu anıları bizim için gerçekten çok değerli. Osman'ın bilmediğimiz yanlarını öğrenmemize, ona daha fazla saygı duymamıza neden olan şeyler bunlar. Bilir kişilik konusuna Osman o kadar önem veriyordu ki, dünkü konuşmamızda Sayın İsmet Erkmen'in bana anlattığına göre hukuk çalışıyormuş. Bir hukuk fakültesine giden öğrenci gibi hukuk kitapları almış. Bilirkişilik raporlarını yazarken hukuken herhangi bir hata yapmamak, yönetmelikleri, yasaları iyi bilmek için bayağı emek veriyormuş. Gerçekten yaptığı işlere çok coşkuyla sarılan, çok düzgün yapmaya çalışan bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederiz size de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bundan sonraki sırada Cem Şahin'i görüyorum. Yazışma listemizde. Burada mı acaba Cem Şahin? Sayın Cem Şahin. İyi akşamlar hocam. Evet buradayım. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. İsmim Cem Şahin. Ben TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ben 99 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra 2003 ve 2010 yıllarında sırasıyla yüksek lisans ve doktora dereceleri aldım. İsmet Erkmen hocamın danışmanlığında çalışmalar yaptım. Osman hocam ilk defa yüksek lisans tezinde jüri üyesiydi. Hatta tezini imza atmak için EPDK'daki makam odasına gitmiştim. Orada kısa bir sohbet de yapmıştık. Daha sonra 2003 yılında enerji ticareti dersi almıştım kendisinden. Çok renkli ve ilginç bir dersti. Hani sektörle ilgili, işte enerji piyasası ile ilgili konuları belki ilk defa orada aşina olmuştuk. Daha sonradan doktora tezi çalışmamda da enerji piyasaları optimizasyonu ile ilgili bir şeyler yaptım. Belki ilk konuları orada derste girmiştik. Şu anda baktığım zaman 20 yıldır da TÜBİTAK'ta görev yapıyoruz, görev yapmaya çalışıyorum. Burada çalıştığım iş yerinde elektrik enerji sistemlerini yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve hem kendim hem arkadaşlarıma baktığımda şu anda bu programa katılan pek çok hocam gibi, pek çok hocadan dersler aldım, karşılıklı sohbet etme ve onlardan fikir alma şansımız oldu. Ben ve arkadaşlarıma pek çok katkıları olmuştur kendisinin de. Rahatsızlığını da bayramda İsmet hocamla telefonda konuşurken kendisinden öğrenmiş ve çok üzülmüştüm. Daha sonra bu vefat haberini alınca da tabii ki üzüldük. Yani Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilemek istiyorum tekrar. Hem kendisine hem de diğer kıymetli hocalarımıza bize kazandırdıkları için tekrar sahip olduğumuz kazanımlar için çok çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğiniz için, fırsat verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Sevgili Cem Şahin'e biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerinden Osman'ı dinlemeyi ben gerçekten çok seviyorum. Bizim anı defterimize yazan birçok öğrenci olmuş. Ama belki onlar burada aramızda değil. Belki de konuşma cesareti, cesaret demeyelim. Benim de konuşmama gerek yok diye düşünüyor olabilirler. Halbuki var.
söylemek istediği sözleri bir cümle, iki cümlede olsa herkesin içinde bırakmak ya da bu sohbet ortamına yazmak yerine söylemesini çok ben gönülden istiyorum. Söz sıramıza baktığımızda Sayın Meral Gülenleri görüyorum ve burada son konuşmacı olarak görünüyor şimdilik. Ama umuyorum sohbet listemize yeni isimler yazılır. Buyurun efendim, Meral Gülenler burada mı acaba? Sayın Meral Gülenler. Merhaba. Evet, evet, merhaba sevgili Meral. Merhaba hocam, nasılsınız? Sizi görmek, sizleri görmek, hepinizi görmek çok güzel. Böyle kötü bir olayla bir araya gelmiş olmaktan gerçekten çok üzgünüm. Konuşabilip konuşamayacağımdan emin değildim. Osman hocamı gerçekten çok özleyeceğiz. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bizlerde çok emeğiniz var. Bir helallik dahi alamadık. Böyle ayrıldık diye çok çok üzgünüz. Osman hocamla hem okulda hem sonrasında enerji piyasasıyla ilgili çalışmalarda hep birlikteydik. Şu anda en çok acı çektiğim şey telefon rehberimde artık aradığımda açılmayacağını bildiğim numaralar olması. Tüm ailesine, sevenlerine, sizlere sevgiler, saygılar, sabırlar diliyorum. Görüşmek üzere. Saygılar. Sevgili Meral Gülenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler şimdi, çok değerlisiniz. Sağ olasın. Sen de öyle. Öğrencilerimiz olmasa biz olmayacaktık. Öğrencilerimiz bizim amacımız, yaşamımızın amacı sonuç olarak. Hep birlikte kocaman bir aileyiz. Evet, evet öyleyiz. Meral de 87 mezunlarından bölümümüze evet. Önemli katkıları olan dönem 87 mezunları. Hepsine öğrencilerimizin çok teşekkür ediyoruz. Osman arkadaşımızın yardımseverliği tabii çok dillere destan. Yardımseverliğiyle ilgili pek çok anekdot var. Hayvan sevgisiyle ilgili Bilge Mutluer keşke burada olsa da kendisi anlatsa bizim anı defterimize yazmış. Bilge Mutluer burada değilse eğer o anekdotu ben anlatmak istiyorum. Acaba Bilge burada mı? Sanırsam yok hocam. Melek hocam ben de konuşabilir miyim? Tabii ki. Kim? Kahraman Albayrak. Tabii ki. Buyurun, buyurun Kahraman hocam. Sizi alalım ilk önce sonra ben o anekdotu anlatırım. Buyurun. Ha, ben çünkü yazdım hiç gelmedi onun için kusura bakmayın. Çünkü konuşmazsam Osman Hoca öbür taraftan bana çok kızar. Çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşimdi. Bu arada Cemil Yamalı'yı da anmak isterim. Çünkü üçlü gibiydik. Birçok proje, enerji projesinde, bilir kişiliklerde beraber çalıştık. Çok pratik zekalı, hiperaktif. Burada söylenenlerin hepsi doğru. Espri düzeyi çok yüksek bir arkadaşımız. Çok anım var. O anıları anlatmak isterim. Haluk Dureskener'le devam etmedi ama o bir yazısında yazdıydı benim anlattığımda. EPDK'dayken bir telefon geldi. Kahraman hocam dedi. Hocam da demiyor. Kahraman çabuk gel buraya. Bir tane patent almak isteyen bir şey var. John Ahmet deriz biz. Termodinamiğin ikinci kanunundan devri daim makinesi yapmaya çalışanlar olur. Ondan birisi gelmiş, bakanlığa gelmiş, 50 bin lira bir para alıyormuş. Bunun bir kısmını yazdı Haluk da. Erez Hoca'ya da telefon etmiş. Beraber biz gittik. Anlatalım da bu işin olmayacağını diye. Adamcağız bu belki hepimizin başına geçiyordur bu patent şeylerinde. İkinci kanunu yok sayanlar, böyle patent yapanların beyinleri çok garip çalışır. Beyinlerinde böyle bir elektrot vardır, zızt yapar, geri dönerler, her şeyi bilirler. Bu da öyle tiplerden bir tanesiydi. Oturduk, Osman Hoca'nın makamına geldik. O da şeyi de çağırmış. O. Yazık, o da emekli olmuş, bütün emekli parasını oraya yatırmış. Sadece Türkiye'nin değil de dünyanın enerji sorununu çözecek bir buluş şeklinde.
ve 50 bin lira da bakanlık verecekmiş. Osman Hoca da tabii buna yok böyle bir şey verdirmem diye gelmiş, tamam bir konuşalım diye. Konuştuk, uzun uzun anlatıyoruz, uzun uzun anlatıyoruz. Önce dinledik. Bir yere geliyor, işte ikinci kanıyor, işte diyor jeneratörü al diyoruz. İşte elektrik motorunu çevir, elektrik motorundan ürettiğin elektriği jeneratöre bağlı filan. Elektrik motoru jeneratörden ürettiğini. Böyle çalışın, yok çalışmaz diyor. Anlatıyor niye çalışmaz, ikinci kanunu biraz diyor, kayıplar var vesaire. En sonunda uzun uzun şey yaptıktan sonra Osman Hoca kalktı, bir kafir dedi, bir bağırdı. Bu muhafazakar bir şey, buluşçu. Bir hopladı. Sen dedi yoktan var etmek Allah'a mahsustur, sen Allah'a şık koşuyorsun diye. Ve sonuçta bir o durumda biz adamcağız anladı sanıyorum ama bilemiyorum tabii, bunlar John Ahmet oldukları için. Böyle bir bu biliyorsunuz bakan karşısında da diplomasını yırtmıştı. Ertesi gün sorduğumda diplomanı niye yırtıyorsun dediğimde yok dedi, önümde kağıt vardı, onları yırttım, ortaya atmıştı onu. Herkes de belki izledi, çok şeydi. Cemil de tabii teknoloji yarısı şey yaparlardı, rahmetli Cemil. İkisi de ışıklar içinde uyusun. Cemil Yamalı ile biri gelir bana işte şunu aldım. Ben işte o sırada çok hızlı ilerliyor şey teknoloji. O teknoloji yarışında Osman Hoca daha önde giderdi. Cemil Hoca da ben daha iyiyim derdi. Öyle güzel bir anılarımız var. Çok anımız var. İkisi de nur içinde yatsın. Çünkü Cemil Yamalı'yı erken kaybettik. Kaybettikten sonra döndüğünde artık dengemi kaybettim demişti. Dengesi yani çok seviyordum. İkinci şey, bir 30 Haziran'da en son aradığında telefonda şeydi. Artık bölüme de bildirdim dedi. Ders vermeyeceğim ben artık bundan sonra. Sesi çok kötü geliyordu. Ne oldu dedi. İşte şey hasta işte sıtma gibi olmuş. Yatmış kalkmış diye kontrol ettirdiğini ettirmemiş. Hemen git dedim. Çünkü erken teşhis şey oluyor diye. Bodrum'a daha önce işte Bodrum'a döneceğim. Odanı nasıl boşaltacağım dedim. İşte boşaltırım gibi. Çok detaylı bir konuşmamız oldu. O son konuşmamızmış. Zaten ondan önce de bir Allah'a ısmarladık diye yazısı var. Olmadı. Işıklar içinde uyusun. Emel Hanım'la sonra konuştuğumuzda inatçı olduğu için yener diye düşünüyorduk. Yenemedi. Bir tek işte koronayı yenemedi. Hepimizin başı sağ olsun. Çok çok teşekkür ederiz sevgili Sayın Albayrak hocamız. Kahraman Albayrak'a çok teşekkürler. Şu sırada yeni konuşma isteyen var mı? Melek hocam. Buyurun. Ya bir anım var, onu anlatmadan geçemeyeceğim. Hadi, konuşmama koymayı unutmuşum. Şimdi tam zamanını hatırlamıyorum. Yani doktora programının son aşamaları mıydı yoksa doçentlik başvurusu önce miydi Osman için? Bana telefon etti. Ben o zaman C binasında oturuyorum. O E binasında oturuyor. Bir odama gel dedi. Tamam dedim, geliyorum. Bir odaya gittim. Fakat kapıda şey yazıyor, PÜM yazıyor. P-Ü-M. Ulan Allah Allah, bu nedir acaba falan. Ondan sonra açtım kapıyı, girdim. Osman'cığım dedim, bu PÜM ne oluyor dedim. Paper Üretim Merkezi dedi. Şimdi o zaman tabii doçentlik derecesini veya doktora derecesini alabilmek için belli sayıda, böyle şimdiki gibi 1, 2, 3, 5 gibi değil de yani yeterli sayıda makale üretmek gerekiyordu. Bu dedi, PÜM dedi. O benim çok ilgimi çekmişti. Yani daha o kadar hani akademik hayatım boyunca böyle bir çalışma odasına paper üretim merkezi adını veren hoca ne gördüm ne duymuştum. Fakat o zaman şöyle bir şey vardı. Onun büyük bir külliği vardı. Bilmiyorum, belki bazı arkadaşlar görmüşlerdir.
O zaman sigara içiyordu ve o küllük Ağrı Dağı gibi izmarit dolu olurdu. Yıldız Hocam herhalde oradan hatırlıyor bu şeyleri. Bunu aktarmak istedim. Özellikle genç akademisyen arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Küm. Kağıt Küm. Üretim Merkezi. Paper Üretim Merkezi. Evet. Öyle mi? Küm de olabilir. Üretim Peki. Merkezi. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Ermiş'e. Ben hızlıca Bilge'nin anısını anlatayım. Hayvan sevgisiyle ilgili Osman'ın çok ilginç geldi bana. 2012 yılında Mısır'a gitmişler Bilge Mutlu Er ve Osman Sevaioğlu. Ve Kahire Üniversitesi'ndeki dostlarla birlikte piramit gezisine çıkılmış yaptıkları işlerin ertesi günü. O sırada iki kişilik bir faytona binmişler, piramitler geziliyor. Başka faytonlar da var ortalıkta. Fakat birden bir at görmüşler. Yerde, yorgunluktan ve açlıktan yere yığılmış at ve onun faytoncusu da elinde bir kırbaçla kırbaçlayarak atı yerden kaldırmaya çalışıyor. Osman birdenbire kendi bulundukları faytondan aşağı atlamış, koşmuş adamın koluna yapışmış ve kırbacı elinden almış. Ondan sonra da atı kaldırmak için atı sakinleştirmeye çalışmış ilk önce. Çevredeki diğer faytonculardan yardım alarak 4-5 kişi uğraşarak atı zorlukla ayağa kaldırmışlar. Sonra da faytoncuya böyle şeyler yapma demiş babacan bir tavırla. Sonra gitmiş tekrar kendi faytonuna binmiş. Herkes çok şaşırmış, turistler, oradaki faytoncular, nereden buldu böyle bir cesaret? Faytoncu sormuş, nasıl cesaret ettiniz adamın elini, kolunu tutup da kırbacı almaya? Osman şöyle bir düşünmüş, kısa cevap vermiş, biz Türk'üz demiş. Bilge'nin anısı bu kadar. Ama Bilge bu olayı yaşadıktan sonra adalet, cesaret, vicdan ve hayvan sevgisini tümüyle o sırada hocam da yakından gördüm diyor. Tabii bu tür olayları birlikte yaşayanların üzerinde kalan izler çok değişik. Benim hiç haberim yoktu Osman'ın bu kadar hayvan sevgisi içinde olduğundan, kedi sevdiğinden. Yıldızcığım biliyordur tabii. Öğrencileri yeteri kadar konuştu mu diye düşünüyorum. Sırada yeni birisi var mı onu bilmiyorum. Ama bizim anı sayfamızda örneğin Emre Songür, bilgisi, keskin görüşü, nüktedanlığı, prensiplerine bağlılığı, yorulmazlığı, usanmazlığından söz etmiş. Süleyman Samsa düşüncelerini tutkuyla savunduğundan, ele avuca sığmadığından, hayat dolu olduğundan, hatta birisini eleştirirken, yüzüne karşı eleştirirken bile sevgi dolu olduğundan söz etmiş. Önder Yüksel hocamız vardır bölümde. O da yazdığı küçük bir notta demişti ki Osman kapısından bakıp Önder hocam seni seviyorum der geçermiş. Osman hakikaten sevgisini çok güzel gösterebiliyordu çevresindeki insanlara. Uygar Özesmi diye birisinin yazdığı yazı dikkatimi çekti. Öğrencisi değil, koca bir çınarın devrildiğinden söz ediyor. Osman'ın yenilikçi, kendi fikirlerine karşı çıkan durumlarda da fazla tutucu olmayıp çözümden yana davrandığını söylüyor. Kazan kazan türündeki çözümler yaratmaya çalıştığını söylüyor. Ve mizah severliğinden, oyun oynamasından, oyun oynamanın değerini bilmesinden ve karşısındaki insana karşı kışkırtıcı olmasından söz ediyor. Hatta şakalaşırlarmış. Bu sefer ben kışkırttım seni, yok sen kışkırttın beni şeklinde. Gökhan Yardım sanıyorum öğrencilerinden, o da yenilikçiliğinden, çok çalışkanlığından, mücadeleciliğinden ve hiçbir şeye adam sende deyip geçemeyişinden söz etmiş. Anıl Akyer zaten aramızdaydı, konuştu. Bilmiyorum, hocam, konuşmayı arzu edenler var şeye bakarsanız. Tamam. Yıldız Arıkan'ı gördüm hemen. Sırayı atlıyor muyum acaba? Daha önce Kevin vardı. Atlıyorsunuz hocam. Daha önce de birkaç kişi canım? Var. Kadir Bey var hocam. Kadir Bey. Evet, o zaman hemen Kadir Bey'i davet edelim. Kadir Tufan. Buyurun efendim. Sesinizi ben alamıyorum. Acaba mikrofonu mu açmanız gerek? Hala gelmiyor ses.
diyeyim. Tamam. Şimdi gelmeye başladı. Buyurun. Hocam iyi günler. Kanada'dan Kadir Tufan ben. 95 mezunuyum. Yani bizim 25. yılımız mezun olalı. Bizim tabii gençliğimiz, öğrenciliğimiz zamanı sizin yani hocalarınızın enerjileriniz çok yüksek olduğu zamanlar. Şu an bu 60 yaş civarı hocalarımızın hakikaten bize çok emeklerini geçtiği zamanlar. Ben uzun zaman tabii gelememiştim ODTÜ'ye İstanbul'da yaşadığım için o zamanlar. 2015 yılında bir arkadaşım vesilesiyle mezuniyetin 20. yılına geldik. Orada tabii bayağı bir kalabalık olduk. Ben tabii belki bizim gruptan, bizim yaş grubuna şu an bu toplantıya kim katılıyor göremedim ama en azından onların adını da temsilci olayım. Osman Hocam'la benim anım aslında hani tabii Osman Hocam'ın şahsında ODTÜ'yü anlatmak, ODTÜ'nün içerisinde elektrik elektroniği anlatmak, benim gibi hani Anadolu'nun küçük bir kasabasından çıkıp ODTÜ gibi bir yerlerde okumak, karakterin orada şekillenmesi, fikir dünyanızın orada şekillenmesi, hoşgörüyü, renkli insanları orada görmeniz. Hakikaten çok farklıydı. Ben tabii sonra akademisyenlik de yaptım. Boğaziçi'nden masterlıyım. Doktoram sonra yine elektrik elektronik üzerine. Çalıştığım kurumda falan çok zaman böyle bir şeyler savunurken ya gene mi ODTÜ dediklerini hatırlarım. Ama yani doğrusunda ODTÜ yapıyordu yani isterseniz onu söylüyorsunuz yani. Birçok şeye tabii müdahale ederken size fark edilmeden enjekte edilmiş olan o ODTÜ ruhunu, onun velüt, doğurgan ruhunu yaşadım şahsımda. Hani tabii bunlar uzun uzun anlatılacak şeyler değil. Osman Hocam Allah rahmet eylesin değerli ailesine, değerli sevenlerine. Bizim anı yani yıllığımızda Osman Hocam'dan şöyle bir anekdot var. Yani belki onun üzerinden konuşmak lazım. Çocuklar diyor soru soran bir öğrenciye. Sorunuza cevap vereceğim ama onunla ilgili önce bir espri var, onu anlatayım. Yani dersin ortasında çok belki ciddi bir ortamı yumuşatabilecek bir insan. Böyle hani hakikaten bir baba sıcaklığı, bir abi sıcaklığı. Bırakın diyor soruyu da önce bir espri var, onu anlatayım. Yani çok renkli bir hocaydı Osman Hoca. Ben kendisinden şey istedim. Bizim herhalde elektronik dersine geliyordu galiba ya da sürekli dersine geliyordu. İkinci sınıftık. Hocam stajyere bakıyorum falan dedim. Ankara'da olsa iyi olur çünkü diye. Emek Elektrik Endüstri şirketinde bana stajyere ayarladı. Yani böyle onu bir yüksünle bir şey yapmadan girdi, devreye girdi, yer ayarladı. Zaman ayarladı. Çünkü benim o sene bir de yaz okulu derdim vardı. Hepsini bir şekilde ayarlayıp size anahtar teslimi iş yapıyordu. Allah rahmet eylesin. Ben belki kendi grubum adına 95 grubu mezunları grubu adına da konuşmuş oldum. Bizim işte bir dönem dersimize girdi sadece. Ben onun dışında hani mezuniyetten sonra hep İstanbul'da olduğum için çok birebir temasım devam etmedi ama hakikaten onun şahsında, Osman Hoca'nın şahsında sadece Osman Hoca değil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne, onun değerli hocalarına bir kez daha teşekkür edeyim. Bize sadece bir meslek kazandırmadınız. Bir bakış açısı, bir çeşitlilik, bir farklılık, farklı bakabilme, tartışabilme, hoşgörülü olma. Hakikaten biz yani farkına varalım varmayalım çok melekeler kazanmışız biz ODTÜ'den. Hani belki de hayatımız boyunca taşıdığımız en büyük gururlardan birisi bu. Çok yere girdik çıktık. Çok herkes bir yerlerde hayat savurdu ama ODTÜ'lü olmayı hiçbir zaman unutmadık hocam. Bu vesileyle hani ben de aslında konuşmayı düşünmüyordum. Yani sadece bu anı vardı benim aklımda. Ama hani siz cesaretlendirince Melek Hocam ben de konuşmak istedim. Teşekkür ediyorum herkese. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Tufan. İyi günler hocam. Şimdi sırada Sayın Fikret Tümer var. Sonra da Sayın Yıldız Arıkan. Merhabalar hocam. Siz söyleyince öğrencilerinden daha çok hikaye dinlemek istiyoruz diye ben de söz almak istedim. Öncelikle ailesine, bütün hocalarıma saygılarımı iletiyorum. Hatta babamı da görüyorum orada. Ona da selamlar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Ben şöyle bir 2007'de dersim. Efendim? Turgut Tümer. Turgut Tümer.
2007'de Osman Hoca'dan ders aldığım zaman bize şey derdi, siz ODTÜ mezunu olacaksınız, PTT mühendisi olmayacaksınız derdi. Öyle olacaksanız zaten niye ODTÜ'ye girdiniz diye anlatırdı. PTT mühendisi ne diyecek olursanız biz de sormuştuk. Dedi ki pijama terlik televizyon dedi. Akşam 5'te eve gelip pijama terlik televizyon yapmak istiyorsanız buradan mezun olmanıza çok da gerek yok derdi. Kendisi de zaten son ana kadar hep çalıştı, emek verdi hem ülkesi için hem okul için herkese. Ayrıca çok da yardımcı olurdu. Bir anım daha var, çok kısa da ondan bahsedeyim. Mardin'de bir santral montajımız vardı. Orada bir İK sistemiyle ilgili de bir sıkıntı yaşamıştık. Ben de Osman Hoca'yı aradım fikir danışmak için. Hocam işte nasıl yaparız falan. Fikret dedi, bir saniye bekletiyorum dedi. Mirzan Hoca'yı hatta aldı. Ondan sonra dedi böyle böyle bir durum varmış, Fikret'in desteğe ihtiyacı var. O zaman belki bir kalkıp gitmemiz gerekir Mardin'e. Fikret uyar mı? Dedim hocam bir ben fikir soruyordum durun. Yok yok gelip çözeriz hemen ya sorun değil deyip böyle hep o enerjisi yerindeydi. Mekanı cennet olsun, hepinizin başı sağ olsun. Hepinize saygılar. Sevgili öğrencilerinden Emre Tümer'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğrencilerin anılarını dinledikçe benim Osman'a saygım çok daha artıyor. Çok çok mutlu oluyorum. Ne kadar değerli bir arkadaşımız olduğunu görüyorum. Şimdi sevgili eski ODTÜ hocalarımızdan Sayın Doçent Doktor Yıldız Arıkan'ı lütfen konuşmaya davet ediyorum efendim. Sesin gelmiyor Yıldız'cığım. Alttaki, sol alttaki mikrofonu açarsak. Arkadaşlar biz de açabiliriz. Hay Allah. Furkan. Açabiliyor muyuz? Açamadık hocam da. Sol alttan Yıldız hocam, sol altta mikrofon tuşu var, oradan basabilirsiniz. Tamam. Yıldız biraz önce açtın kapattın. Tıkladım herhalde. Şimdi oldu. Yıldız gene açtın kapattın canım. Hayır bir kere bas. Bir kere bas oraya. Mikrofon kırmızıyken. Şimdi açıldı tamam. Sesini alalım. Evet. Osman hakkında şu ana kadar her şey söylendi belki. Ben de son zamanlarda onu nasıl hissettiğimi, onu nasıl izlediğimi anlatmak istiyorum. Tabii hepimizin üzüntüsü çok büyük. Osman'ın hasta olduğunu onun tarafından kurulmuş enerji platformu, Yahoo gruplardaki enerji platformunda yazan birisinden duydum. Ve hayretler içinde kaldım. Aslında bir süredir çok endişeliydim onun için. Niçin? Facebook'ta benim arkadaşım. Devamlı bu COVID karantinasından beri çok tehlikeli sularda yüzüyordu. O kadar sert uyarılarda bulunuyordu ki bakanlara, yapılanlara, daha üst ta yani Beştepe'ye kadar varan çok sert yazılar yazıyordu ve gerçekten bundan korkuyordum. Yani Osman'ın başına bir iş gelecek diye korkuyordum. Hiç aklıma COVID'den başına böyle bir iş geleceği, yani koronavirüsten bu işin başına gelebileceği aklıma gelmiyordu. Yani inanamadım. Bu kadar korkum, onu kollama kaygılarım bambaşka bir yerden patlak verdi. Osman tabii başarılı bir akademisyendi, iyi bir insandı, sevecen bir insandı, renkli bir kişilikti bu söylendi, çok renkli bir kişilikti. Ben onun iki tane ekleme yapmak istiyorum. Bir tanesi bu verdiği enerji piyasaları, elektrik piyasaları dersiyle ilgili. O çok önemli bir dersti. Onu bütün piyasada çalışan mühendislere, herkese açık yaptı. Hazırladığı notları ki bunlar çok değerli notlardır.
herkesle paylaştığı. Yani bir bakıma bu piyasa meselesinin, elektrik piyasalarının nasıl işlediğinin anlaşılması için misyonerlik yapar gibi bir şeydi. Ben de onun o grubunu izliyordum ama bir yandan da notlarına sahip olmak istedim. Hepsini, bütün 12 veya 14 grup olması lazım bir dönemde verilen ders, hepsini benimle paylaştı. Bu çok çok önemli bir göstergedir Osman için. Çok çok mutlu oldum. İkinci ortak konumuz ise hayvanlardı. Ben bölümde olduğum yıllarda, 2000'de ayrıldım. Devamlı kedilerim vardı ve bölüm bunu hoş görürdü. Bu kedilere bakılırdı. Osman aktif olarak bu işte rol almasa bile zaman zaman benim kedilerden, tekir olanlardan birini yakalar. Şuna bak Yıldız, bu çok güzel, bu çok güzel derdi. Kedilerle böyle dostluğumuz vardı, ortaklığımız vardı. Bir de bu belki böyle bir ortamda, bilmiyorum, ciddi sayılmayacak bir şey olabilir ama onunla bir selamlaşma tarzımız vardı. Bir zamanlar televizyonlarda Yıldız iç çamaşırlarının reklamları vardı. Birisi Yıldız diyor, oradan başka biri de yanılmadınız derdi. Yani evet, bu iç çamaşırı Yıldız. Beni ne zaman görse o tonla bağırırdı. Yıldız derdi, ben de yanılmadınız derdim. Hiç yani bu beni çok üzdü gerçekten. Osman'ın enerjisinin, Osman'ın hayatiyetinin, Osman'ın canlılığının hiç bitmeyeceğini zannediyordum. Onun için çok çok üzüldüm. Hastalığı sırasında eşiyle de görüştüm. Osman'ın telefonunu aradım. O da demin dile getirildi. Osman inatçı biridir. Belki inatçılığıyla bu hastalığı yenecektir dedi. Birbirimizi teselli ettik. Şimdi bütün ailesine, başta Emel olmak üzere, çocuklarına, torunlarına, diğer yakınlarına, ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümündeki bütün arkadaşlarıma, onlar benim ailem, geniş ailem, mezunlara, hepinize başsağlığı diliyorum. Hepinize. Ruhun şad olsun Osman. Sevgili Yıldız hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Osman arkadaşımızın yardımseverliğiyle kedi severliğini bir arada gösteren bir fotoğrafı size göstermeye çalışıyorum. Osmancık gerçekten bu COVID konusunda çok dikkatli görünüyordu. Normal maske takmak yerine N95 maskesi kullanıyordu. İşte eldiven kullanıyordu. ODTÜ öğretim üyeleri ortamına nasıl dikkat etmeliyiz, nasıl kırmızı çizgilerimiz olmalı, eve girince nasıl yapmalıyız şeklinde mesajlarla COVID'e karşı korunma yöntemleri öneriyordu. Nasıl oldu da Osman'ı COVID'e verdik, anlamak hakikaten mümkün değil. Hepimizin acısı kolay kolay geçmeyecek. Şimdi konuşma sıralamasında Sayın Müjdat Tohumcu'yu görüyorum. Müjdat'tan sonra eğer konuşmacılarımız bittiyse aileden de söz isteyeceğiz. Bu ortamdaki katılımcı sayısı benim bir ara gördüğümde 108 gibiydi, belki daha da çoktur. Şu anda da 78 gibi. Hiçbir sınıfımızda bu kadar katılımı dersin sonuna kadar sağlayamıyoruz. Osman'ın ne kadar sevildiğini gösteren bir ölçü oluyor tabii bu da. Buyurun efendim, Sayın Müjdat Tohumcu'yu dinleyelim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Melek Hocam. Sesim geliyor herhalde, bir problem yok. Evet. Keşke bu toplantıyı Osman da varken vakti zamanında yapsaydık. Çok uzun zamandır görmedim ben çünkü Osman Hoca'yı. Ben üniversitedeyken lisans sırasında elektronik bölümlerindeydim. Daha sonra master ve doktora da elektrik makinalarına kayınca Osman Hoca'ya çok yakın bir şeyde oturmaya başladım. Odada oturmaya başladım.
Ya Osman Hoca hemen dikkatimi çekti. Çünkü her gün kapımın önünden böyle telaş içinde kolunun altında bir sürü bilgisayar diskleriyle falan bir sağa bir sola bir odaya bir dışarı koşturuyor falan. Ben bunu çok yadırgadım. Çünkü işte sonuçta Osman Hoca bir powerciydi. Biz de o zaman olaya şöyle bakıyorduk. Powercılar işte iki tane metal top vardır. Onların arasından çat çat kıvılcım çıkarırlar. Ya yani ne yapıyor Osman Hoca bilgisayarla falan diye. Ya dedim Osman Hocam bana bir anlat. Ne yapıyorsun sen falan. Bana ne yaptığını anlattı. Çok etkilenmiştim. Yani bir bilgisayar programı üstünde çalışıyordu. Mesela atıyorum Keban'da bir switch açılıyor. İşte Sakarya'daki bilmem nerede bir elektriksel şok yaratıyor. Mesela bunların hesaplamalarını yapıyordu. Ya demiştim ne kadar önemli bir işle çalışıyor. Daha sonra ben de okuldan ayrıldıktan sonra yıllarca görüşmedik. Daha sonra Yıldız Hanım'ın da bahsettiği gibi Facebook'ta arkadaş olduk. Gerçekten hani gönderileri ilgimi çekiyordu. Çünkü her bilir kişilikten sonra böyle okuyunca hani fıkra gibi şeyler yazıyordu başından geçen şeyleri. Ve hani Yıldız Hoca'nın belirttiği gibi son dönemde de bu COVID üstüne çok yazılar yazdı. Hatta ben o tür yazıları 65 artı militan yazılar diye şey yapıyordum, niteliyordum. Sonuçta keşke böyle olmasaydı. Ama oldu. Yani huzur içinde uyusun. Başka diyebilecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum Melek Hocam. Sevgili Müjdat Doğumcu arkadaşımızı yıllar sonra görmüş olmaktan çok mutluyuz ve çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi karşımızda Eda ve Seda, iki tane Sevai oğlu, güzel kızı var. Evet, aileye söz verme zamanı geldi. O zaman ekranı ben onlara bırakıyorum. Buyurun sevgili kızları, sevgili Osman arkadaşımızın. Merhaba herkese. Öncelikle ben söz alacağım. Duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorsunuz. Tamam. Öncelikle herkese çok teşekkür etmek istiyorum zamanlarını ayırdıkları için, babam için konuşma hazırladıkları için. Benim için çok zor bir konuşma olacak. Umarım anlamına gelir bir şekilde bitirebileceğim. Babam çok enteresan bir insandı. Her lafının altında aslında bir espri vardı. Bir şeylere kızmışsa sarkastik bir espri vardı. Ben büyüdükçe bunu daha iyi anladım. Küçükken hep kızıyordum ama büyüdükçe aslında altındaki ne anlamlar varmış onları daha iyi anladım. Daha çok değerini bildim. Bizim bölümde koridorda karşılaşırdık. Birbirimizi görmezden gelirdik. Bana onun kızıyım diye kimse farklı davransın istemezdi. Ben de o birinin babamı bölümde görmekten utanırdım. Ne alaka, o zamanlar öyleydi küçükken. Sonra bana hep şey derdi, sen benim kızımsın diye bizim elektrikten aldığımız bir ders vardı. İşte benden o ders alacağını zannetme derdi. Ben de istemiyorum zaten senden almak o dersi derdim. Arkadaşlarım alırdı. Çok eğlenceliymiş dersi. Hep böyle merak ederdim acaba nasıldı diye. Hiç, yani sadece eğlenceli olduğunu görürdüm. Diyardım. Sonra bana hep şey derdi, makineyi bitirdikten sonra sen makinecisin, mutlaka enerji sektörüne girmen lazım dedi bana. Ben de istemiyorum, ben otomotivde çalışmak istiyorum dedim. İstanbul'a gittim, otomotiv sektörüne, Arge'de çalışmaya başladım. Sonra bir şey, ülke değiştirdim, sektör değiştirdim, firma değiştirdim. Bir şekilde çöpten enerji işine girdim. Ben de babam anlatamadım tabii ki. Şeyi, baba işte çöpten enerji aslında çok da enerjiyle alakası yok. Daha çok böyle çöplerden kurtulmakla alakalı, çevreci falan diye. Babam olayın daha çok matematiksel tarafına bakardı. Hala öyle açık bir hesabımız var, onu anlatamadım. Ne yaptığım işin şeyini. Çok dürüsttü.
böyle sırf ben arkadaşlarımın sınav kağıtlarını görmeyeyim diye bizim bölümün sınav kağıtlarını odasına getirir okuturdu. Böyle. Ben de hep gülerdim böyle. İnsanlar bana sorardı kaça aldım diye söyleyemezdim. Çünkü hiçbirini göremezdim bile kağıtları. İsviçre'ye taşındım. İsviçreli biriyle evlendim diye arkadaşlarıma, böyle bütün arkadaşlarıma benden habersiz, bu kız benim sözümü dinlemiyor. İşte gitti. Siz beni buradan birilerini alın, Türkiye'ye getirin, ödeşmiş olun diye hepsine böyle tembih etmiş. Sonradan öğrendim bunları. Merhametliydi. Bana sokak kedilerini, sokak köpeklerini, hatta böyle Atakule'deki botanik bahçesindeki kirpileri sevmeyi öğretti. Böyle en, Efe en büyük şeyimizdi zaten. Babamın en büyük aşkı. Sonra sonuçta herkesin annesiyle babası, herkesin sonuçta herkesin annesi babası gibi çocuklarının için en iyisini isterdi. Yani güzel bir insandı. Işıklar içinde uyusun. Çok özleyeceğiz. Benden bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkürler Seda. Ben galiba babamın yani şu anda bizden ayrıldığına hala inanamıyorum. Öncelikle herkese burada onunla ilgili anılarını paylaştığı için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Babamın adına babamız için, onunla yoldaşlık yaptığınız için, arkadaşlık ve dostluk yaptığınız için babamla, hepinize ayrı ayrı babamın adına teşekkür ediyorum. Babamla güzel anılarınız olduğu için, fikir alışverişinde bulunduğunuz için babamın adına hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Babam bir ODTÜ aşığıydı, mesleğine aşıktı. Bilime, mühendisliğe aşıktı. Doğruluğu, doğru bilgiyi, doğru datayı paylaşmayı, matematiğe çok önem verirdi. Doğru bildiğine hep inanırdı. Doğru bildiğini söylemeye de çok önem verirdi. Öğrencileriyle bildiklerini paylaşmaya da çok çok önem verirdi. Öğrencilerle ya da başkalarıyla sürekli her bildiği birikimi paylaşmayı çok isterdi. Her zaman, her ortamda her bildiğini paylaşmaya çabalardı. Farklı ortamlarda. Facebook'ta da yazardı. Meslekle ilgili, hayatla ilgili birçok şey yazardı. Hatta bir gün bir yazısında şöyle demişti. Bir bardak çay, bir simit, öğrencilerimle merdivende bağdaş kurup oturmak için ben bu memleketi terk etmedim diye yazmıştı. Fakir bir aileden çıkmıştı ve burslu okumuştu. Dolayısıyla maddi manevi herkese yardımcı olmaya çok çabalardı. Ankara'nın köylerinde ben biliyorum köy köy dolaşıp maddi manevi herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Bir Ankara sevdalısıydı ODTÜ'nün haricinde. Odasında Seymenlerin, Ankara Efesi'nin, Ankara Seymenlerin hep posterleri vardı. Ankara Efesi'ne çok önem verirdi. O yüzden kedisinin adına da Efe koymuştu. Efe'yi o kadar özgürlüğüne düşkündü ki, Efe'nin özgür olmasını isterdi ki kısırlaştırmazdı. Başımıza hep dert gelirdi Efe'ye. Ondan sonra hep böyle bir bize hayat prensiplerini aşılamaya çalıştı. Mertlik, yiğitlik, cesaret, korkusuzluk, bildiğini dürüstçe söyleme, dürüstlük, hak ve özgürlük. Maalesef bu fazla özgürlük düşkünlüğünden koronaya kapıldı bence. Sürekli öğrenmeye aşıktı. Son haftasına kadar bir sürü yurt dışından kitaplar alırdı, okuyordu. Sert görünümün altında ciddi bir çocuksu bir hali vardı. Çok sert görünümlüydü ama çok insanlarla çocukla eğlenir gibi çok eğlenmeye çalışırdı. Ben babam adına hepinizi
Tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki babamın hayatında bulunmuşsunuz. Babamla iyi kötü anılar paylaşmışsınız. Bazılarınız babamla 50 senesini geçirmiş. Arkadaşlık yaptığınız, dostluk yaptığınız için babam adına hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Keşke burada olsaydı, hepinize ayrı ayrı sarılırdı. Hakkınızı helal edin babam adına. Öyle. Başka da bir şey diyemiyorum maalesef. Annem burada olmayı çok isterdi ama annem şu anda bunu burada bulunamayacak kadar çok üzüntülü. Sonra inşallah bu videoyu seyredecek. Melek Hanım, size ayrı teşekkür ederim moderatörlüğünüz için. Hepinize de güzel paylaşımlarınız için teşekkür ediyoruz. Keşke duysaydı ki bence duyuyordur. Nur için duyuyor. Sevgili Sedacığım, Osman arkadaşımızın biri inşaat mühendisi, diğeri makine mühendisi olan iki değerli kızı. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben ayrıca bölümüme bana bu görevi verdiği için çok teşekkür ediyorum. Emekli falan demeyip bu moderatörlüğü bana vermiş olmaları, layık görmüş olmaları hakikaten beni mutlu etti. Osman'ın eksik kalan nesi var diye düşünüyordum. Tam o sırada Eda söyledi. Osman'ın çok önemli bir yanı çocuksu ruhu. Yani neşeli ve birçok olaya çocuksu bir ferahlıkla yanaşan ve esprilerinin bir kısmını da o çocuksuluğundan oluşturan bir insandı. Bizim onunla ilişkimizde biraz bu çocukça durumlar üzerine olurdu. Hafif çekişirdik arada, birbirimizi kızdırırdık ama birbirimizi sevdiğimizi de çok iyi bilirdik. Osman'a yakışmadı bu durum ama belli ki gönüllerimizde yaşamayı uzun süre sürdürecek. Bölümümüzün anı defterine bir şeyler yazmanızı çok öneriyorum. Bugün çok değerli bir program yapmış olduk ve iyi ki YouTube'da kayıtlı olarak duruyor. Bundan sonra da kaçırdığımız bölümlerini izleyebilmemiz mümkün olacak. Ama yazılı belgeler de önemli. Yalnız Osman değil, bölümden daha önce kaybettiğimiz diğer arkadaşlarımız da var. Bu anı defterlerinin de, bölümümüzün tarihçesinin de ortaya çıkması sanıyorum çok önemli. Osman'ı son olarak kısaca şöyle tanımlarsam, vatanseverliği ve görev düşkünlüğü çok çok ön planda olan, her konuda herkese yardım etmeye çalışan ve yardımlarını fazla açık da etmeyen ama çocukça ilişkide bulunduğu arkadaşlarına da telefon açıp hadi gel seni de götürüyorum Ankara Kalesi'nde birlikte dağıtacağız dediğinde, ya Osman deli misin? Bu Covid döneminde gidilir mi? Ben oralarda dolaşamam, korkarım dediğimde, yok ya bir şey olmaz. Ben geçen hafta da Gaziantep'e gittim. Maskemizi takarız, korunuruz diyecek kadar gözü kara, hayata karşı cesur. Bir yandan da bu cesareti onun aramızdan ayrılıyormuş gibi görünmesine neden oldu ama bir yandan da belki yakıştı bu cesurca gidiş. Bir şekilde hani evde uzun yıllar sonra, 20 yıl, 30 yıl sonra yatalak ya da yerinden kalkamaz hale gelip de enerjimizi tükettiğimiz yıllar yerine böyle bir zamanda gitmek belki de Osman'a, sevgili Osman'a yakıştı diye düşünüyorum. Hepinize çok çok teşekkürler burada bulunduğunuz. Sevgili moderatörler, bir eksik bırakıyoruz. Osman'cığıma. Herkesi bir bağlayıp bir screenshot alsanız fena olmaz. Değil mi? Bir toplu resim alabilsek öyle mi? Evet. 76 tane kamera var şu anda. Nasıl yapabiliriz? Açabilenler kameralarını açabilir mi o zaman? Evet. Herkes açmaya çalışsın bakalım. Elif sen alabilir misin kamera görüntüsü? Sayfalı olduğu için birazcık sürecek. Hemen kapatmayın kameramızı. Çok güzel. Herkesi bizden görüyor muyuz ekranda? Fotoğraf alabiliyor muyuz? İki ekran olarak görebiliyoruz Melek Hocam. İki ekran olarak fotoğraf alıyor Elif. O yüzden biraz sürüyor. Değil mi Elif?
Ben de elimden geleni yapayım o zaman. Ben de alayım hocam. Gel, sen de gel. Kim kime seslendi acaba gel sen de gel diye? Muammer Hoca seslendi hocam. Muammer Dileği mi çağırdı? Evet, evet. Ben doğrusu ekranlardan birini görebiliyorum. Elif umarım başaracak bir şeyler. Hocam yanda oklar var, oklarla geçebiliyorsunuz. Yan dediğin sağda mı solda mı? İki tarafta da var. Tamam, güzel. Oo, bende 3 sayfaymış. Şimdi gördüm. Evet. Neyse, Elif'e bırakalım. Elif daha profesyonel olarak yapar herhalde. Bitirdim ben hocam. Bak şimdi sağ sol var. Tamamlanmış hocam. Tamamlanmış. Fotoğraf işinde herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcılara sağlıklı günler diliyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın. Bu Osman'ın lafı. Osman mutlaka ayrılırken kendinize iyi bakın derdi. Hatta İsmet'e kendine iyi bak demiyormuş da Aydan bu adama iyi bak diyormuş. Ruhu sağ olsun. Çok teşekkürler. Hepinize ben de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok daha Melek hocam sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Çok daha güzel teşekkürler. Hoşça kalın. Her şey için sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. Emel'e çok selamlar. Edacığım, Sedacığım. Baş üstüne. Dostlar sağ olsun. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar.